Evet, şimdi ben yaklaşık bir 5-6 yıldır jeneratif sanatla uğraşıyorum. Ama yani ne olduğunu falan anlatacağım. Bu 33 yaşında, yani çok kabaca bunun bir işaretçisi vardı, onu koymadım. 33 yaşındayken o güne kadar yaptığım alanların benim perspektifimdeki dağılımı aslında. Yani bunlar tam aynı boyutta değiller. Bazıları biraz daha ufak, bazıları biraz daha büyük. Ama neredeyse aynı. Yani tasarım, sanat, yazılımcılık, eğitimcilik ve proje yönetimi neredeyse eşit bir şekilde dağılıyor. Yani bunu şey göstereyim diye söyleyeyim. Arka planı, önce geçmişim biraz böyle. Buradan ilerliyorum. Dolayısıyla bu bana biraz farklı bir perspektif sağlıyor. O da şey, şimdi Generative Art'ın birkaç tanımı var. Bu en kapsamlı, Philippe Belantel'in kapsam tanımlarından birisi. Yani şey diyor, bir sanatçı bir proses, bir işlem seti tanımlıyor. Bu arada bu dijital olmak zorunda değil. Zaten örneklerle bakacağız. Bir kural seti tanımlıyor. Yani diyor ki işte şunu yap, sonra bunu yap, sonra bunu yap diye bir kurallar koyuyor. Bunu bilgisayar programına, makineye ya da herhangi bir prosedürle çalışabilen sisteme, yani bir insana da yaptırabilecek bir şey. Bazı performanslarda, Dada ve Fluxus'ta çok fazla örneği var. Ve bunun kendi belirli bir çerçevede kendi otonomisi yaratmasını bekleyecek şekilde kuralları söylüyor. Yani size tam açık bir kural vermiyor. İçinden doğaçlamanın ya da rastgeleliğin ya da bir mekanizma oluşturabilecek herhangi bir kompleks kavramsal yapının içine koymaya çalıştığı zaman o kendi otonomisini yaratmaya başlıyor. Şimdi tanım çok güzel ama fazla doğru. Yani fazla doğru olmaya çalışırken fazla genişlemiş bir tanım. Benim sevdiğim bunun Eugene diye bir grup var. Orada yapılmış bir tanım bu. Ve çok sevdiğim bir şey. Yani bir makina tam olarak dediğiniz şeyi yapıyorsa ve kontrolü kaybetmiş durumdaysanız bu jeneratif sanat olabilir diyor. Yani tam olarak dediğiniz şeyi yapıyor. Örnek veren mesela bir yazılım yazıyorsunuz. Yazılımda her şey belli değil mi? Yani bilgisayar neredeyse tam olarak dediğinizi yapmaya yönelik tasarlanmış bir alet. Ve yine de sizi şaşırtma ihtimali varsa, bunu nasıl yaptı, bu nereden çıktı diyebiliyorsanız orada bir jeneratif sanat olma, yani biraz kendi içinde bir büyü, hafif bir bilinç göstergesi gibi şeyler, ipuçları. Bilinç demek çok abes şu anda. Boş slide yok mu? Şunda mı? Şu. Şu. O görüntüyü öyle almasın lazım. Bir dakika. Boş yok. Boş slide gözüküyor. Hatta... Nasıl bu gözüktü aklımda hiçbir fikrim yok. Evet, boş slide varmış. Bir şekilde herhalde yanlış girmez. Evet, şimdi Turing öncesinden girmek lazım. Artık bilgisayar öncesi diyordu normalde bu da Imitation Game'i belki izleyen olmuştur. Turing'in hayat hikayesini birazcık anlatan bir iş. Film. Ve o yüzden Turing denilmek lazım. Çünkü burada yani bilgisayar dediğiniz zaman böyle bizim anladığımız şey işte veri masaüstü bir kutu falan filan oluyor ama Turing complete olması bir sistemin verilen yani herhangi bir problemi çözmeye meyilli olabilmesi. Yani bilgisayar tekil bir amaç için. Yani çamaşır makinesi değil. Çamaşır makinesini çamaşır yıkamak dışında belki patlamış mısır patlatmak için kullanabilirsiniz ama çok fantastik yerlere doğru gidemezsiniz. Ama bir bilgisayarı kullanma amacınız yani çok farklı olabilir. Zaten nasıl bir yayıl, yani dile benziyor. Mesela dil de böyle bir şey. Mesela bu Turing'den önce diyeceğimiz bazı şeyler var. Şimdi oradan ilerleyelim. Tristan Tzara bunu yaparken şey yapmıyor. Bunu jeneratif sanat diye yapmıyor. O yüzden jeneratif sanat olarak algılanmıyor birçok açıdan ama yaptığı formül çok uygun. O yüzden çok iyi örneklerden biri. Bir Dada şiir nasıl yapılır diye yapıyor. Size de bunun bir uygulamasını yapacağız arada sonra. Bir gazete alın. Oradan bir makale seçin. Makaledeki bütün kelimeleri kesin. Onları bir torbanın içine koyun. Karıştırın ve tek tek çıkarmaya başlayın. Ve onları yan dizerekten şiirinizi oluşturun diyor. Yani seyrederekten. Ve bu şekilde bir rastgele şiir yapısından bahsediyor. Buradaki hikaye biraz şeyden oluyor aslında. Bu Birinci Dünya Savaşı sonrası artık hani böyle biz çalışıyoruz ya kültür, sanat, eğitim bilmem ne alanlarında.
Yani o kadar çalışıyoruz, sonra Dünya Savaşı çıkıyor ve yani herkes birbirini öldürmeye başlıyor. O zaman niye çalışıyoruz? Bir karmaşası oluşuyor. Bizim de biraz Gezi sonrası yaşadığımız gibi hani böyle ana yapılar yıkılmış oluyor gözünüzde. Ve niye yaşıyoruz ki gibi bir duruma geliyorsunuz. Ve o Dada da çok benzer bir durum aslında. Yani İstanbul'da biraz böyle Dada etkisi var gibi geliyor hisse. Ve o hisle hani şiiri o zaman böyle yazalım. O geliyor hikayesi. Neyse çok ayrıntısına girmeyeceğim. Ama bu ilk örneklerden biri, hatta daha da önce 1750'lerde Mozart'ın yaptığı Musical Dice Game. İşte müzik zar oyunu var. Böyle müzik parçalarını çıkartıyor şeyleri, notaları çıkartıyor parçaları. Sonra zarlar atıyor. Ve atılan zarlara göre beste yapıyor doğaçlama. Ve o anda o parçaları çalıyor aslında, doğaçlama yapmıyor. Parçaları fix bir şekilde çalıyor. Ve farklı olasılıklarla farklı müziklerin nasıl çıktığını dair örnekler gösteriyor. Yani Mozart da bunu yaparken belki eğitim amacıyla başka bir şey vesaire yaptı, ama bunlar ilk bu tip alanların örnekleri. Alanın sınırları biraz geniş. Yani diyorum işte Polo'nun resimleri girer mi girmez mesela çok ciddi bir tartışma. Çünkü orada rastgele bak atıyorsun bir boya şey boyayı, bir kova boyayı duvara ve orada bir rastgele var, ama oradaki yaklaşım biraz daha sınırlı. John Cage çok iyi bir kaçışı var. 4.33 en iyi işlerden biri. Bunları göstermeyeceğim ama şey yapabilirsiniz. Bu sunumu da paylaşacağım internette. Not da alabilirsiniz. Bu çok ilginç bir iş. Yani bir konser sonu toplanıyorlar işte. Şey çıkıyor. Piyanist işte üç tane üç parça var. İşte kaldırıyor piyanosunun şeyini. Kapağını. Ondan sonra çalan fonksiyonu geliyor ve 1,5 dakika sessizlik. Bu. Eser bu. Bitiyor, herkes alkışlıyor. İkinci eser başlıyor. Yine bir dakika sessizlik. Sonra üçüncü eser başlıyor. Yine bir sessizlik ve çalışma bitiyor. Bundan önce daha ara işler var. Bu çok uç bir iş. Ara işler dediğim şu, mesela radyoları diziyorlar. Yani radyoların sesi kısık ve farklı kanallara ayarlanmış durumda. O anda doğaçlama seslerini açıp kapayarak, mix yaparaktan mesela böyle konserler vesaire verenler var. Burada tamamen artık iş soyutlanmış durumda, kavramsal boyutu uçta. Yani seyircinin orada nefes alışı, öksürmesi, atmosferdeki yankılar, işte eko şeyler, o atmosferin kendi sesi vesaire bestenin kendisini oluşturuyor. Dinamik bir beste var. Yani 4-3 aslında sessizlik değil. Çünkü sessizliği zaten yani yaşayamazsınız. Mutlaka bir uğultu duyarsınız. Orada otomatikman duyduğunuz şey o bestenin kendisi oluyor. Dolayısıyla ne yapıyor? Bir set tanımlıyor, bir kural seti tanımlıyor ve her 4-4-3 bir daha yapıldığında başka bir şey oluyor. Mesela tekrar yaptılar bunu anmak için. Orada başka sesler çıkıyor, başka biri öksürüyor vesaire bir şeyler oluyor. İşte bu tip örnekler var. Aynısını heykelde Hans Haake yapıyor. Hatta burada zannediyorum İstanbul Modern bir sergisinde sergilenmiştir. Bir cam küp, içinde çok az su var ve su yavaş yavaş buharlaşıyor. Buharlaştığı zaman işte yüzeye çarpıyor. Sonra soğuyor, su oluyor, sıvılaşıyor, tekrar aşağı iniyor, tekrar buharlaşıyor. Yani kinetik heykel diye kabul edebileceğimiz bir iş bu. Ve gerçekten baktığınızda bir kural seti var. Yani kübün şekli bir kural. Siz bu kübü farklı yaparsanız damların hareketleri farklı olacaktır. Küp kuralın, o demin bahsettiğim o başta Janet Barton'ın tanımda bahsettiğim kural setini tanımlayan şey küp oluyor aslında bu. Bu daha fiziksel materyalle ilerliyor. Solzhenitsyn mesela işlerinden biri duvarlara çizim yapmak için, tabi duvar olmak zorunda değil ama oradaki örnek öyle. Bir formül belirliyor. Diyor ki mesela işte sol en alt köşeye git. İşte eline bir zar al. Zarı at. Zar 2 gelirse düz çizilecek. 3 gelirse şunu yap. 5 gelirse bunu yap. Bir kural seti bulunuyor. Sonra bir çapraz noktaya git. Sonra bir şu noktaya git falan gibi bir kurallar. Asistanlarına veriyor kuralları ve gidiyor. Böyle bir sürü yaptırdığı duvar resimleri var. Çünkü şöyle bir şey oluyor, sanatçı eserini görmek zorunda kalmıyor, seti biliyor. Ama ne çıkacağını bilemezsiniz, tamamen paralel çizgilerden oluşan bir şey çıkabilir, tahmini evlilerden çıkabilir vesaire. Dolayısıyla orada sanatçının, burada ilginç bir yere geliyor, niye yapıyorlar bunu sorusunda çok ilginç bir şey var. Sanatçı artık bir eseri değil, bir eser setini yapmaya başlıyor. Bu çok önemli bir nokta. Yani siz resme baktığınızda sadece o resme bakıyorsunuz o anda. Ama sanatçının mesela orada ne var diyelim ki, önde bir kadın var ve biraz hüzünlü duruyor, bir şeyler düşünüyor. Arkada bir ağaç var. Ağaç şeftali ağacı mı, elma ağacı mı,
çok önemli mi? Olmayabilir. Ressam düşünmüş mü? Çok umurunda olmayabilir. Şeftali ağacı ne? Bilmiyor olabilir, değil mi? Şimdi bir anda resmen lezzetinde böyle bir şey var. Eğer o ressam bir resim seti yapsaydı dediklerini anlatmaya çalışan, siz o sete bakıp resmin ne anlatmaya çalıştığını daha iyi anlayabilirdiniz belki. Bir resme baktığınızda aşırı yorumlama yapıp resimde anlatmak istediğinin ötesine geçiyor olabilirsiniz, değil mi? Jeneratif sanat aslında şunu anlatıyor. Bir setin verdiği bir anlatım. Yani tek başına bir jeneratif, bu iş tek başına bir şey ifade etmiyor. Arkasındaki metni ve olası çıktıları gördüğünüzde ha diyorsunuz, böyle bir şey yapmaya çalışıyor. Bu alanı tanımlıyor, görmeye başlıyorsunuz. Niye John Cage'i? Marcel Duchamp'la bir satranç maçı. Zaten zannediyorum Marcel Duchamp'ın son, yani öndeci son gözüküşü sahnede, ortalarda. Bir satranç tahtası atmışlar yine. Satranç tahtasındaki bütün satranç taşlarını koyabileceği yerlerin altında fotoseller var. Fotoseller bir synthesizer'a bağlı. Taşları koymalarına göre, taşların ilerlemesine göre şey kompozisyon dinamik olarak değişiyor. Ve siz salonda maçı izlerken bir yandan oradaki atmosfer sesini duyuyorsunuz. Zaten çok yeni bunun tekrarı yapıldı. Zannediyorum Kanada'da tekrar çok benzer bir şey yapıldı. Bunlar bu alanda çok ilginç işler. Ve hatta işte bilim kurulunun soft machine'i, bu heavy metal kavramının falan çıkmasına sebep olan kitaplardan tamamen cut-up tekniğiyle yapılmış. Kitapları alıyor, parçalarını tak 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 kesiyor, başka kitapların parçalarıyla birleştiriyor ve böyle kitaplar yaratıyor. Yani kitabı hani şey, sayfayı 6'ya bölün, diğer bir sayfayı 6'ya bölün, satırları denk getirin, oradan cümlenin nasıl geçtiğini görün, onları yapıştırın, yeni bir kitap yapın gibi. Yani remix kültürünün en agresif örnekleri aslında bir yandan da. Şimdi Turing'den sonra iş değişiyor. Niye? Buraya kadar gördüğünüz sistemler size ilginç gelse de yeterince ilginç değil. Çünkü çok zekice olamıyorlar. O sistemler için formüller 20 satır, 30 satır, 5 satır, 10 satır. Çok güzel kod şiirleri diyebileceğimiz şeyler. Yani o seviyede kalıyor. Turing makineleri çıktıktan sonra Turing makineleri çok uzun instructionlar alabilir, çok uzun veriler alabilir. Çok karmaşık yapılar kurabilirsiniz. Çünkü gördüğünüz sistemin hiçbirinde mesela öğrenme vesaire yok. Şimdi mesela çok az örnek göstereceğim, hızlı geçeceğim o alanı. Çünkü çok büyük bir alan yani Turing'den sonra. Cohen'in Arlo'lu var. Bu böyle 70'lerde falan başlamış bir proje. Algoritması kapalı. O yüzden benim birazcık sinir olduğum proje ama işler çok iyi. Burada şey formülün kapalı olması da başka bir sorun yaratıyor. Anlamıyorsunuz nasıl yapmışsınız. Bunlar bilgisayarlar tarafından yapılmış resimler. Yani kamerası var, fotoğrafı çekebiliyor, görüyor, algılıyor, yorumluyor, farklı gölgeler verebiliyor vesaire. Çok ciddi Aaron'un işleri var. Yani Aaron'u artık bir yerden sonra gelişimini falan görüyorsunuz. Yani o bilgisayarın nasıl daha iyi resim çizmesi. En son yağlı boyadan tekrar dijitale geçti. Yağlı boya yapıyordu Aaron. Şimdi tekrar dijitale geçti galiba. Böyle teknikler değiştiriyor vesaire. Bu alandaki en uzun soluklu ve en hani mihenk taşı diyebileceğimiz işlerden birisi. Ray Kurzweil'le beraberler artık galiba yani zannediyorum. Ray Kurzweil'in de şeyi var. Bu cybernetic poeti var. O da şiirler yazıyor. İşte benim biraz anlatacağım şeylerle ilgili. Hikaye bu aslında. Yani şu anda generative art dediğimiz, generative sanat dediğimiz Türkçe kelime maalesef pek yok. Generative sanat kullanılıyor genelde yazılarda. Alan kabaca bundan ibaret. Bu tarz dinamik sistemler yapmaktan ibaret. Şimdi ben benimki videoda görmüşsünüzdür belki. Bu alanlarla ilgili okumalar zaten yapıyordum yıllardır. Öyle çok keyif alıyorum. Bilim kurgu okuyorum. Fantastik şeyler okuyorum falan filan. Sonra dedim ben bu işe bir gireyim. Bir şeyler yapayım. İşte Avusturya'da çok güzel bir atölyede, böyle deniz kenarında bir şey metal atölyesi yani bayağı ağır. Da bir workshop, bir atölye çalışması yaparken ben gözlük yapmaya karar verdim ve gözlüğün fikri şeydi. Şimdi bu yapay zeka diye bir şey yapıyorlar ya, hani bilgisayar daha akıllı olsun falan ama arkadaş olamıyor ya. Hani bilmiyorum oluyordur belki, emin değilim çünkü belki bizim zeka anlayışımız bozuk. Ya da çok özlem. Çünkü bazı konularda bizi eziyor ve diyoruz ki tabii canım onu yapacak falan, görebiliyoruz. O da belki bize öyle yaklaşıyor, tabii canım onu yapacaklar, çay koyacak yani onu görebiliyor olabilir, bilmiyorum. Neyse, ben de insanı bozayım denlermeye başladım. Nasıl bozarım? Algı oyunları, algı sınırlamalar, fiziksel sınırlamalar,
Aslında birçok sanat eserinde gördüğünüz şeyler, deneyler var, ne bileyim şeyler vardı. Birisi bir gözlük ve koku şey yapıyor, şurada maske. Maske aşağı doğru iniyor, şuradan çıkıyor. Ve taktığınızda maskeyi buradan görüyorsunuz ve buranın kokusunu duyuyorsunuz. Ve bir köpek boyutunda geziyorsunuz yani. İlerlediğinizde bayağı köpekmiş gibi ilerliyor. Bir ayaklarına yaklaşıyorsunuz, köşelere yaklaşıyorsunuz falan. Sizin algınızı bozmaya çalışıyor. Bununla ilgili çok ciddi makaleler de var. How is it like to be a bat diye bir tane var. Çok yarası olmak nasıl bir şey makalesi var. Çok iyidir. Yani size şeyi olamayacağınızı hani inanırız ya, onun yerinde olsan ne yaparsın? Kendini onun yerine koy, empati yap falan deriz ya. Öyle bir şeyin aslında teknik olarak çok mümkün olmadı. Çünkü yarasa olmak nasıl bir şey anladığın anda yarası olduğu için bunu anlamakla ilgilenemeyeceğinden bahsediyor. Yani zaten mantıklı değil mi? Yarası olduğun anda yarası olmakla ilgilenemezsin. Öbür insanı unuttuğun için hangi bilinçle ilerliyoruz gibi bir durum var. Ama sen yarası olmazsın çünkü eğer insan gibiyken yarasaymış. Yarasa gibi görmek diyebilirsin ama yarası olmak diyemezsin. Bir sorunlar değil. Neyse. Ben burada böyle gözlük yaptım bir tane. Bu komikti. Big Eye projesi bu. Amacı şu. Çok klasik bir şey. Yani sanatta da perspektif örneğini bozmaya çalışan bir şey. Gözleriniz dışarı doğru genişlerse perspektif içe doğru eğilir. Bunu bilmiyoruz çünkü deneyimlemediğimiz için bilmiyoruz ama teknik olarak böyle. Yani daha dev yaratıklar dünyaya biraz daha içe doğru eğik görüyor. Daha ufak yaratıklar perspektifi daha düz görüyorlar. Bizim perspektif görüntü göz mesafemizle ilgili. Ben de gözleri dışarı taşırsam dünya nasıl bozulur acaba falan diye oynamaya başladım, yapamadım. Çünkü ayrı çok şey, el yapımı falan böyle. Başaramadım. Böyle. Ama çok güzel zaten. Herkes çok eğlendi. Aa falan böyle kafamız uçuyor falan diye gezdiler. Ben de çok mutlu oldum yani aletin kendisinden dolayı ama sonra sinirim bozuldu ve tahtasını yaptım. Sağlam, masada duran, kıpırdamayan hayalimiz yine olmadı. Bayağı delirdim yani. Böyle, o sürede ben daha 60 tane falan deney yaptım. Optik çalışıyorum, bilmem ne çalışıyorum, onu çalışıyorum. Olmuyor yani. Ve bir sürü makale var. 3-5 tane iş var yani. MIT yapılmış işler var, Avrupa sanatçıların işleri var falan, denemeler var. Yani herkes yapmış falan filan bir anlatıyor ama biraz yalanmış, onu anladım. O da şeyi öğretti bana. Deneyimin yazıyla fotoğraf dedi, videoyla aktarılamayacağını öğretti. Örnek vereyim çok basit bir şekilde. Bir insana bungee jumping'in ne olduğunu 10 sene boyunca anlatsanız, simülasyon cihazına soksanız, vücuduna hormonlar verseniz, bungee jumping insanı yapmışsanlar konuştursanız, bungee jumping'i ilk yaptığında çığlık atmasını engelleyemezsiniz. Yani ne yaparsanız yapın o deneyimin tamamını öğretemezsiniz. Bazı şeyler ciddi anlamda deneyim değildir. Ve birçok böyle örnek var yani. Selvan diyor yani mercimek çorbası yemek diyor yani. İstediğiniz kadar anlatın. Yani ne kadar anlatabilirsiniz? Çok basit şeyleri anlatamazsınız. Tuvaletini yaptığı zaman nasıl hissedeceğini anlatamazsınız. Çok doğal bir sürü şeyi deneyim odaklı olduğunu görüyorsunuz. Bu tip deneyleri yaptığınızda aslında oradaki makalelerin, dokümantasyonların ne kadar zayıf kaldığını görüyorsunuz. Ben de tam mekanik beceremediğimi anladım. Çok becerikli değilim. O yüzden dijitale geçtim. Şöyle bir gözlük tasarladım. Üzerine kamera koydum. Kamerayı bilgisayara bağladım. Geri gözlüğe bağladım. Aynı zamanda projeksiyona yolladım ki insanlar da görsün diye. Ona da basit bir yazılım yazdık. Sloven iki tane arkadaşımla. Böyle deneyler yapmaya başladık. Yüze yakın deney yaptık. Mesela şu gördüğünüzde kişi elindeki topun içindeki kameradaki görüntü, yani kameranın gördüğünü görüyor. Dolayısıyla şöyle top elimde diye düşünün. Kafamı çevirmem şu demek. Şöyle kafamı çeviriyorum. Bir şey önüme geçerse böyle görmeye yani şu hareket hiçbir görüntü şekli değiştirmiyor. Bununla değiştirebiliyorsunuz. Çünkü kamera burada ve bu görüntü bu göze geliyor. Dolayısıyla kafanız buradayken resim çizmeye kalktığınızda kolunuzla mesafe ve açı çok farklı olduğu için kolunuzla iletişim kuramamaya başladığınızı görmeye başlıyorsunuz. Bu tip oyunlara girdik. Sonra mesela şurada görüyorsunuz, işte şurada gördüğünü biz görüyoruz. Elini görüyor ve resim çiziyor. Yaptığı iş bu. Sonra iki kişilik deneylere başladık. Yani mesela mono görüntü, stereo yok. Bilirsiniz, iki gözümüz var, o yüzden üç boyutlu görüyoruz diye böyle bize öğretilir. Çoğu zaman da anlamayız. Yani tek göz kaparız falan ama o pek işe yarar. Şu kafanıza gözlüğü taktığınızda birisi de kalem uzattığında, kalem 2 metre önde de olsa aa diye almaya çalışıyorsunuz. Derinliğin nasıl oluştuğunu bayağı güzel anlatıyor aslında. Neyse bu deneyleri oynuyoruz falan. Sonra şeylere başladık. Görüntüyü döndürelim. Mesela 90 derece çevirelim.
Elin buradayken böyle gör. Bakalım nasıl çizebiliyorsun. Hatta sürekli yavaş yavaş dönsün. Adapte olabiliyor musun? Falan gibi insanlara ufak ufak deneyler yaptırmaya başladık. Kendilerindeyken mesela bu top örneklerinden birisi. Topu başkasına verdiğiniz zaman bambaşka problem oluyor. İki kişi bir kişi olmaya çalışıyor. Bu da çok ilginç bir problem. Yani bayağı şey diyorsunuz, sağa dön dedim sana. Hayır hayır sağa dön dedim diye bağırmaya başlıyorsunuz. Yani kafanıza sürekli görev veriyorsunuz. Yani şu bir şey yapması için o da size cevap veriyor falan. Aslında iç iletişimde de benzer şeyleri yaşıyoruz. İşte bu artificial stupidity'nin başta anlattığım insanı bozma deneyleri bunlar. Ve çok ilginç şeyler öğrendim. Mesela boyun kasımızın bizden kontrolsüz ilerlediğine dair bir sürü şey öğrendim. Mesela bir insana gözlüğü taktığınızda ve sağa solu çevirdiğinizde eli diyelim burada değil mi? Bir şey çiziyor. Şöyle. Şimdi sağ sol flip yaptığınızı gördüğünde solda görüyor ya bunu. Şöyle çiziyor görüyor. Sonra eline bakmak istediği zaman kafasını sola çeviriyor. Ama el sağda olduğu için artık eli göremiyor. Anlıyor ki el görüntünün dışına çıktı. Kafasını geri çeviriyor. Hareket burada olduğu için kafa tekrar dönüyor. Ve bayağı yani 1000 kişi kullandı bunu Ars Electronica'da. Şöyle ilk hareket şu. Robot yani. Karşımızda bir hata yaşayan bir canlı var. Yani bug'lar ortaya çıkıyor. Çünkü siz hani bebeklere bakın, boyun kaslarını nasıl yönettiklerini, bazen kullanamadıklarına bakın. Boyun kasınız, gözünüzle kendi arasında iletişim var. Ve hareketli bir şey gördüğü anda oraya dönmeye meyilli. Siz o kararı vermiyorsunuz. O karar bayağı öğrenilmiş durumda. Bu tip birçok şeyi gördüm. Ya da mesela bazı disteksi sorunları olan, görüntü, çizme sorunları olan vesaire gibi insanların nasıl o sorunları yaşayabileceğini dair fikirler elde etmeye falan başladık. Neyse. Bu projelerle niye uğraştığıma dair şeyler çıktı. Bunu aslında şeyden sonra, evet buradan girebilirim. Şimdi bunları yaparken çok ilginç konular çıkmaya başladı. Bir tanesi bu Leonovich'in metniydi. Şimdi oraya nasıl geldiğimi anlatacağım, orası farklı. Şeyden bahsediyor, diyor ki, şimdi günümüzdeki bu yeni teknolojilerle üretilen eserlerde birkaç tane menüde 2-3 tane tuşa basaraktan sanatçıymış gibi hissediyorsunuz durumu var ya. Yani Photoshop'ta tıklıyorsun, aa evet yaptım falan. İşte Instagram'da çekiyorsun, aa muhteşem fotoğraf oldu. Canon 7D'yi alıyorsun böyle, aa inanılmaz fotoğraf çekmek falan. Aslında biliyor mu? Bilmiyoruz belki artık mutluluklar. Bu makinelerin olmadan önce hiçbirimiz fotoğraf çekemiyorduk. Ya ben 80'leri çok iyi hatırlıyorum. Bütün fotoğraflar kötüydü. Yani o insanların hepsi 30 yılda fotoğraf çekmiş olmayı öğrenmiş olamazlar. Şu an fotoğrafların hepsi iyi. Yani herkes fotoğrafçı gibi takılıyor böyle. İnanılmaz pozlar falan. Aramızda fotoğrafçılar da var. Çok iyi biliyorlar ya. Mücadele çok ciddi aslında şu anda. Ve aslında baktığınızda sanat eseri çekilen fotoğraf mı? Fotoğraf makinesi mi? Çok ciddi bir tartışma konusu. Yani Canon'un ürettiği cihazlar sanat eseri olarak kabul edilecek bir durumda. Çünkü insanların estetik anlayışlarını o eserden çok daha ciddi bir şekilde değiştiriyor. Yani Photoshop'un topluma yaptığı dikte eserin kendisinden çok daha kuvvetli. Photoshop o filtreyi ana menüye koyduğu için siz o filtreyle oluşturulmuş eserler görmeye başlıyorsunuz. Mesela biraz tasarımla uğraşan birisi bilir, JPEG sıkıştırmasının yarattığı artefaktları görürsünüz. Yani gazetede bir baskı görürsünüz, internetten indirmiş ya falan diye böyle sinir olursunuz. Fotoğrafın üzerinde JPEG dokusunu görürsünüz. Yani bir algoritma, bir matematiksel bir kod sizin gördüğünüz grafik estetiği değiştirebilir. Dolayısıyla alanda çok ciddi bir makinelerin yönetimine doğru giden bir taraf var. Ama hala bir sanatçıyız, kabul ediyoruz. Şimdi ben bunu oynamaya başladım. Dedim ki okey tamam, bilgisayar kod yazsın. Sanat üretsin, brute force art dedim adına da. Çünkü burada çok fazla bilgisayar tarafını tutmuyorum aslında. Bu oyunla oynamak hoşuma gidiyor. Brute force art da şey demek yani, zorla sanat falan. Hava kuvvet, sanat falan demek. Çünkü bilgisayar neye eser diyebileceğini bilmediği için deniyor. Yani random görsel üreten bir şeyin Mona Lisa öğretme olasılığı var. Çok düşük ama var. Ama gerçekten çok düşük. Yani böyle evrendeki atom sayısının bir bölü falandan daha düşük olasılığı. Bir bölü 10^80'den daha düşük. Şunun çıkması. Ama böyle bir olasılık var. Neyse ben bunlarla öyle yaşadım. Ne o zaman oluyor falan filan. İşte matematiksel algoritmalarla bunları üreten insanlar var. Genelde Richard Dawkins'in Gen Bencildir kitabında yazar. Orada bir karakter üretme algoritmasından bahseder. Onda esinlenilmiş ciddi çalışmalar var. Japon birkaç kişinin var. Avrupalı birkaç sanatçının var. Genetik art konularında baktığınızda bunları görebilirsiniz.
Ben de onların modellerini aldım, yazmaya başladım. Bu matematiksel bir formül. Yani şunun içerisinde yaklaşık olarak böyle 45 tane falan şey var. Mesela atıyorum şöyle sinüs, x koordinatı artı, bilmem ne çarpı şu. Yani bu tamamen matematiksel formülün görselleştirilmiş hali. Bu da öyle. Bunlar bayağı işte bir rastgele bilgisayar formülü üretiyor. Ben onları basıyorum falan, çıkartıyorum ve bunlara bakıyorum neler çıkıyor vesaire. Formülleri biraz karışıklaştırdığım zaman şu boyuta gelmeye başladı. Şimdi bu sırada şey yapıyorum. Şimdi bunları üretiyorum. Arkadaşlarıma gösteriyorum. Bu güzel mi? Bu nasıl? Şu ne? Falan gibi yorumlar alıyorum. Çok ilginç bir şey keşfettim. Şimdi şey çıkartmaya çalışıyorum. Data analizi yapıyorum. Yani güzeli neye güzel diyorlar? Hani sinüs sayısı artınca mı? İşte parlaklık değeri bilmem ne olunca mı falan? Tabii çıkmıyor bir data. Bir tane muhteşem data yakaladım. Biraz teknik bir bilgi ama anlatacağım. Bu resimler 800-600 olsun, tamam mı? Boyutları belli olsun yani. Çözünürlüğü. JPEG boyutu 10 kilobaytın altındaki ve 150 kilobayt üstteki resimler çirkin. Arasındakiler güzel olmamasına sahip. Anlamıyorum niye bunlara ya? Bu mesela buna benzer bir sürü resim var. Yani şunu anlatmak için geliyorum. Demin gördüğünüz o noise'ler vardı ya, siyah beyaz karalamalar vardı Mona Lisa'nın yanında. Onların hepsi birbirinden farklıydı, fark ettiniz mi? Tabii ki fark ettiniz. O karmaşıklıktaki resmin hepsi bize aynı gözüktüğü için bu da karmaşıklaştıkça hepsini aynı kategoriye sokuyoruz. Ha bir de bu saçma sapan çizimler oluyor. Çok basitleşirse o buraya bir şey çizilmemiş olur. Ha bir var orada çizim, data var yani. Belki 1 milyon tane piksel duruyor hala orada ama senin umurunda olmayabiliyor yani. Ve o yüzden o çok ilginçti. İnsanın ilgilendiği bir alt karmaşıklık, bir üst karmaşıklık seviyesinde olduğunu görmek, insanın karmaşıklıkla ilgili bir veriden baz alarak güzelliği tanımladığına dair çok ciddi ipuçları vermeye başladı. Garip bir bilgi ama en net aldığım oydu işte. Sonra başka deneyler yaptım, formatlar değiştirdim, işte fotoğraflar ekledim. Bunlar mesela fotoğraflar var içerisinde, onların şeyleri. Bu kabaca şeye benziyor. Hani öyle değil ama burada seviye şeye geliyor. Böyle bir tane Photoshop'ta action script script yazdınız ve içine rastgele koydunuz. Gelen fotoğraflara bir şeyler uyguladı gibi düşünebilirsiniz kabaca. Biraz daha karmaşık. Bir genetik algoritma var arkasında ama kabaca öyle düşünebilirsiniz. Rastgelediklerle üretilmiş görseller. Neyse. Sonra ben oradaki güzel tanımlamayı açtım. Analiz yöntemlerine girdik falan filan. Oralara da gireceğim. Sonra şeye geldim. Hadi tamam bunu işe çevirelim. Bir tane iş yaptım. Şöyle bir makine, basit. İşte Hollanda'da, Almanya'da falan sergilendi. Şu böyle bir ekran var, bilgisayar bir resim üretiyor, sonra siliyor. Bu kadar, 4 saniye. Üretiyor, siliyor, üretiyor, siliyor, üretiyor, siliyor. Siz ondasınız. Aa çok iyiydi dediğiniz anda basmanız gerekiyor düğmeye. Yani çünkü o resim var olmayacak yani. Bilgisayar şunu yapıyor ve siliyor. Bastığınız anda şey diyor, eserinizin adı ne diyor. Yani orada kişiyi tek düğmede sanatçı olmaya zorlama üzerine bir şey var. Çünkü deminki düşündüğümüzde hani Instagram'da sen neyi yaptın da sanatçı oldun orada? Kadrajı belirlediğin için. Telefonu sallasan iyi fotoğraf çıkıyor arkadaşlar. Yani çok emin değilim öyle kadraj. Ya ben sırtına bir kamera taksam ve dakikada bir fotoğraf çekmeye ayarlasam, bütün gün geçsem bayağı iyi fotoğraflar çıkar. O zaman hani kendimi övmenin pek alemi yok. Orada makinenin şeyi var. Burada da buralara getirmeye çalışıyorum. Yani daha da abartıp tek tuşla. Çünkü gerçekten aslında bir açıdan da haklıyız. Çünkü o eser yok olacaktı sen olmasan. Sen onun var olmasını seviyorsun. Çünkü fotoğrafta çok benziyor. Fotoğrafçı da bir düğmeye bastığında o an kayıt altına alınmasına karar veriyorsun. Anı sen düzenlemiyorsun ki. Hani çoğu şeyde fotoğrafta kadrajı bile belirleme şansın olmayabiliyor eğer aksiyon vesaire varsa. Sonra da şey diyor, sanatçının adı ne diyor ve böyle bitiriyor. Böyle bir iş yaptım ve insanların şeyini ölçtüm. Neyse. Şimdi burada komik şeyler çıkıyor. Şimdi bu alanlarla uğraşırken şey değil yani sadece o alandaki o algoritmenle ilgimi çekmiyor. Alan yanda biz çünkü arkadaşlarımızla tartışıyoruz ve çok garip konular geliyor. Biri şey işte o eser kimin eseri? İngiltere'de telif haklarında kabul edilen kanunlardan biri İngiltere'deki bir yasa ve şey diyor mesela bir bilgisayar bir imaj ya da bir görsel de müzik üretirse o bilgisayarı düzenleyen kişiler ya da programı yazan kişiler olmanın sahibidir. Bilgisayar bana sahip olamaz. Şimdi hayvanlara bakalım nasıl yürüyor iş. Şimdi gördüğünüz makak bir tane fotoğrafçının makinesi çalıyor. Sonra gezip böyle parkta fotoğraflar çekiyor. Adam bir şekilde fotoğrafını geri alıyor makineye. Onun çektiği bir selfie bu. Yani kendi çekmiş.
Yani kimse bilmiyor, ormanda gitmiş. Bayağı muhteşem bir selfie çekmiş. Sonra bunu yayınlamış, Wikipedia'da almış, makaleye koymuş. Adam demiş ki, ne yapıyorsun? Benim fotoğrafım. Wikipedia'ya dava açmış. Wikipedia demiş ki, yemezler, geri dava açmış. Hakim demiş ki, makak çekmiş, kamu mu? Bir anda böyle herkes duruyor, nasıl yani? Yani bir hayvanın çektiği fotoğraf kamu malı mı falan gibi bir karmaşa olmaya başlıyor. Yani kamunsa gibi aslında, tam kamu malı değil de. Orada bu telif hikayeleri, kimin varlık olma, kimin mal sahibi olma hakkına, mal sahibi olma hakkı yoksa o hayvanın, o zaman kamuya geçiyor falan filan gibi durumlar olmaya başlıyor. Bu konular benim çok ilgimi çekiyor. Yani ben şey yapmaya çalışıyorum, yani robotu mal sahibi olma hakkı var mı acaba, nasıl olur yani, ne yapsak olur falan gibi zorlamaya çalışıyorum aslında. Ve bu konuda girerken şöyle bir şey yaşadım. Sene başında bir konuşmada, kayıtları da var internette. Dişler Varlık diye bir konuşma yaptım. Orada bir şey anlattım. Şimdi Kasparov'la Deep Blue'nu bilirsiniz belki. 99'da Kasparov'la Deep Blue, Deep Blue bir bilgisayar. IBM'in şeyinde. Maç yaptılar ve ondan önce de yapıyorlardı. Kasparov yeniyordu. O zaman Deep Blue Kasparov'u yendi. Ve zorlu bir süreç. Yani Kasparov bayağı içeride biri var falan dedi yani. Hani içeride biri var da şeydir. Mechanical Turk diye bir eser vardır. İtalya'da yapılan, İtalyan sanatçının yaptığı, ya sanatçı demeyeyim, İtalyan bir yaptığı satranç oynayan Türk diye büyük bir makine. Ve makine otomat tekniği aslında, yani elektronik değil, mekanik. Satranç oynuyor ve herkesi yeniyor falan diye, deliriyor böyle, nasıl olur falan diye. Aslında içinde cüce var. Ama cüce o kadar iyi gizlenmiş ki, çok iyi satranç oynayan cüce var. Herkes yıllar boyunca bunun satranç oynayan bir makine olduğunu zannederek ünleniyor dünyada. Geziyor, sirkleri geziyor falan. Yani bir sürü şey meydan okuyor. Burada onu diyor ama şimdi Kasparov şey deyince, içeride biri var deyince saçma oluyor. Yani Kasparov'dan iyi satranç oynayan pek insan yok. Kimi koyacaksın içeriye? Ama o da şey diyor, yani sen ortalama bir satranç oyuncusuna Deep Blue'yu ver. Deep Blue 5 hamleye indirsin, o da kendi seçsin beni yener mi? Yani Cyborg çok kuvvetli bir yaratık. Şimdi biz burada robot ve insandan bahsediyoruz da Cyborg'un ikisinin birleşimi ya. Cyborg üstün, ona geleceğiz. Neyse, böyle sinir oluyor falan, hile yapıyorsunuz bilmem ne falan, kaybettiklerini, hatta Kasparov'un annesi takıma laf ediyor falan böyle. Bayağı duygusal kavgalar, filmi var hatta, izleyebilirsiniz. Neyse, orada film bitiyor zaten, Game Over filminde. Yani gerçekten Kasparov da çöküyor. Ama Kasparov da çok böyle sansasyon seven birisi. İşin içinde tezgah olabilir diye tırsıyorum yani, filmi izledim. Çok yok gibi gözüküyor, bilemiyorum. Neyse, ben burada hikayeyi alacağım, biraz değiştireceğim. Deep Blue'yu yapan mühendisler aslında çok nerd tipler değiller. Akşamları topluyorlar, birbirine şiir okuyorlar falan filan. Ve bu işte yendikleri gün IBM şey diyor, sevinmeyin diyor Deep Blue'yu. Çünkü ayıp. İnsanları zeka konusunda, onların önemli dediği satranç konusunda yendik. Bu ilk galibiyet belki ama daha bir sürüsü gelecek. Başka başka konularda yenerekten insanlığı yeneceğiz bilgisayarlarla falan diyor. O yüzden sevinmeyin, yani ayıp olmasın falan diye sevinmiyor bunlar. Neyse, akşam partiye gidiyorlar, kutlama yapacaklar falan. Bir arkadaşları geliyor Deep Blue ekibinden. Üzünlü falan diyor, ne oldu falan diyorlar. İşte çok sevdiği bir şair ölmüş. Bunlar bayağı çöküyor falan. Kutlama yarım kalıyor bilmem ne. Neyse, dağılıyorlar. Öbür gün IBM geliyor diyor, ya biz biraz erken yendik. Kasparov'u 6 ay süreniz var, Deep Blue'yu sizin takılın. Ama iş veremiyoruz size. Yani çünkü sözleşmede amaç buydu zaten. Bunlar acayip sıkıcı günler geçirmeye başlıyor falan. Sonra bir gün bir arkadaşları şey diyor, yani biz satrancı diyor pek bilmiyoruz, hatta ekibinin yarısı falan doğru düz hiç bilmiyor. Ama Kasparov'u yendik, okey. O zaman diyorlar, hani bizim bu şair gibi şiir yazan robot yapabilir miyiz? Ama diyor, şimdi satrançta bir ölçüm var, yani kazanan kaybeden var, şiirde nasıl yapacağız? İşte Turing testi dediğimiz teste sokarız diyor, yani robotun ürettiği şiirlerle o şairin bizim okumadığımız yazdığı şiirleri karıştıralım. Hangisini şair yazmış, bulmaya çalışalım. Çok mantıklı değil mi? Eğer anlamıyorsak robotun şiirleri bayağı iyidir. Hatta o araya girmişti. Aa, süper fikir falan deyip yazmaya başlıyorlar. Gerçekten bir gün o şeyler birbirine karışmaya başlıyor. Hikaye bu burası. Neyse, benim uydurduğum kısım yani. Şimdi burada soru şu. Bir şiir var elinizde. Bu şiirin var olmasına sebep olan bütün kodu siz yazmışsınız. Hatırlayın, yani generatif sistemde tam olarak dediğinizi yapan diye bir durum var. Kodda tamamen hakimsiniz. Ama çıkan şiiri şaşırıyorsunuz. Şiir elinizde, soru şu. Ben okur muyum, yazar mıyım?
Orada biraz kafa karışmaya başlıyor. Ve bu müellif olabilme, yani bir eserin sahibi olabilme gibi konuların günümüzde hani konuşuyoruz ya, ya o sanatçı iş yapmadı, oradan çaldı. Ama aslında başka hem ondan çaldı hem başkasına yaptırdı. Bilmem ne de sergiletti falan diyoruz ya. Mesela bu işlerin aslında çok benzer problemleri olduğunu görüyoruz. Çünkü orada eseri, yani şey diyebiliyorsun, evet çaldı ama bunun çalınmasıyla karar vermek de önemli değiliz. Bunu sergilemeye karar vermek de önemli değiliz. Ya da yani çaldığı zaman yaptığı en ufak değişikliğinin özünü hale getirebileceğini de söyleyebiliriz. Ben şu anda müzedeki bir resmi alsam, yani satılan bir resmi satın alsam, ikinci bir çerçeve içine koysam, tekrar duvara asıp altına kendim zaman atabilirim. Çok basit. Böyle bir sürü eser var. Robert de Kühn'ün, Kuhn'un falan var. İlginç eserler. O yüzden o kavramlar çok burada hoşuma gitmeye başlıyor. Şimdi o yüzden biraz işin şey tarafını anlamak lazım. Yani robot nereden çıktı? Robot kavramı. Şimdi ben robot diyorum da burada da bir şey konuştuk. İstanbul Modern Eğitmek. Bir de yani robot deyince insanlar böyle yürüyünce işte Asimo geliyor falan diye düşünmeye başlıyor. Robot aslında bir kavram. Yani bilişimde yok o kavram yazılımda. Yani yazılım dediğinizde aklınıza gelen şey işte Word, Excel, Internet Explorer, Chrome falan oluyor. Yani o yazılım başka bir şey ama robot dediğinizde ha benimle ilişki kurmaya çalışan bir şey var oluyor. Mesela fiziksel olmak zorunda değil aslında oradaki düşünce. Şimdi robot aslında köle demek. Çekçe ve köleler bunlar aslında. Robotlar. Yani Chappell'in kitabında net bir şekilde bunu anlatıyor. Yani robot ilk olarak işte insanların işçileri, hatta bir tiyatro oyunu falan böyle. Sergileniyor bilmem ne. İşçiler bunlar yani mekanik köleler. Neyse şimdi köle dediğin zaman İş beyaz erkeğe geliyor. Karşınızda Aristo. Yani Aristo diyor ki Yunan olmayan herkes köledir. Hatta o dönem Yunan erkekleri falan yani Yunan kadını da pek ciddi alacağını zannetmiyorum. Böyle bir tanım var. Yani Yunan olmayan herkes köle ise işte o beyaz erkek günümüzde hala şu anda 2015'te hala mücadele ettiğimiz ana sınıf hikayesi buradan geliyor. Yani o haklar eserde. Ve burada baktığında mesela ilk buna karşı ciddi şeylerden birisi Lucetti, işte Amerika'da ilk özgürlüğüne kavuşan zenci. Yani Afrika'da. Yani orada birisi diyor ki ben buna aşık oldum diyor. Kadına onu özgür bırakıyorum ve onunla evleniyorum. Ve Lucetti'nin yazdığı bir şiir 150 yıl sonra falan yayınlanıyor. Yani özgür bırakılıyor böyle yani köle şiir yazacak falan. Eski köle ne olacak falan yazamaz yani. Yani orada şeyleri anlayacağız sosyal. Bu haklar nasıl kazanılıyor? Oraya bir bakmak lazım köleyi. Şimdi bu yanlış hatırlamıyorsam 18. yüzyıl. Timsah avlarına giderken zenci bebekleri alıyorlar. Akşamları kayalara bağlıyorlar. Timsahlar gelsin diye. O timsahlar gelince bebekleri çekiyorlar ve timsahları avlıyorlar. Bahsettiğimiz şey 200-300 yıl önce. Ve bu normal bir şey. Bunun posterleri var. Bir sürü anlatımları var falan, bunları görebilirsiniz. Siyah hakların elde edilmesi ilk gelenlerden birisi. İşte köleliğin bir yerde yasaklanması çok önemli oluyor. Sonra bir anda yayılmaya başlıyor. Sonra diğer haklar geliyor. Şimdi kadın haklarında bunu daha ayrıntılı görebiliriz. Yani son 200 yılda dünyanın yaşadığı değişimi göreceğiz şimdi. Mal sahibi olma, mal olarak görünmeme hakkı. İlk edinen haklardan biri bu. Yani kadın kocasının ya da babasının malı değildir. Çünkü normalde öyle babası veriyor. Tamam. Okuma hakkı. Yani kadınlar orada okuyamıyor, okula gidemiyor. Böyle bir şey yok. Sonra ilk olarak kız okulları falan açılıyor. Böyle şeyler için. Seçme seçilme hakkı erkenlerden biri bu arada verilen oy hakkı. Zorla evlendirilmeme hakkı mesela. Çok ilginç. Yani evet ya bunun evlendiği kişi seçme şeyi şansı var gibi bir şey. Kanunen gelmesi. Burada bunlar çok kanunen geldi. Sosyal gelmeleri falan çok çok sonra. Evlilikte ortak karar alma zorunluluğu mesela. Diyor ki mal alacaksan eşine sorma. Normalde erkek bu şeylerde karar sahibi. Çeşitli meslek grupları kabul edilme. Bu da çok zor, uzun, o çok dağınık aslında yani burada. Yani doktor olma hakkı başka zaman alınıyor, öğretmen olma hakkı başka zaman geliyor, ticaret yapabilme hakkı, üniversite profesörü olma hakkı, bunların hepsi ayrı ayrı savaşlarla falan kazanılmış haklar. Erkeklerle beraber okuma hakkı mesela bu da çok geç gelmiş haklardan. Yani karma okullar, kadınla erkeği artık yan yana gelebilir. Mesela zenciler de benzer şeyler. Beyazlar ve okuma hakları vesaire. İşte boşanma hakkı, çocuğu alabilme hakkı mesela onlar hep ayrıntılar ayrı ayrı geliyor. Tam vatandaşlıktan sonra eşitlendiğini zannediyoruz. Hayır öyle olmuyor. Devlet üzerine bir de o geri eskide kalmış o baskıyı temizlemek için ufak tefek kalıntıları temizliyor. Yani Türkiye'de var. Aile reisi kalktı mı Türkiye'de biliyor musunuz? Kalkmak üzereye galiba ya da kalkmış olabilir.
Yani muhtara gittiğinizde hala Aydın Reis'i diye işte erkeğin adını yazarlar. Öyle bir şey var. İşte onların, bunlar mücadelesinden artık aklına kalmış orada pislik yani şey üzerinde. Ve sonra da yaptırımların başlaması falan filan. Yani şimdi şöyle düşünürsek çok güncel bir örnek var. Kötü bir olay ama çok önemli bir olay. Özgecan yürüyüşleri, protestoları vesaireden bahsediyorum. Kadının seçme ve seçilme hakkını aldıktan 100 yıl sonra ilk kez sokakta yürüme hakkını alması falan çok garip bir şey. Şimdi yani hakkın tepeden inmesi başka bir şey. Senin sokağa çıkman başka bir hikaye. Mesela hakkı almada çok ilginç veriler var. Yani kadın gerçekten ilk kez örgütlü olmayan kadınların bu kadar büyük rakamlarla yürümesi işte bu konuda ilk ciddi protesto olduğu falan gösteriyor. Mesela bu hakların ne kadar zor alındığını iyi anlamak lazım. Şimdi ben bunları saçma sapan bir yere getireceğim de. Tahmin ediyorsunuz. Şimdi şurada robotlar bilinçli bireylerdir ve onlar alet değildir. Kendi ilgilenleri vardır. Onların ilgilenlerine saygı gösterin. Kendi amaçlarınız için kullanmayın. Ve onları öldürmeyin. Bu hayvanlar için yazılmış manifesto. Ben sadece robot yazdım hayvan yerine. Bir şey yapmadım. Birazcık o perspektifi anlamanız için yaptım. Çünkü hayvanların yaşadığı şey, şimdi hani biz kendi haklarımızı kendimiz alıyoruz ya, beyaz erkeğe karşı savaşıyoruz bilmem ne falan filan bilmem ne, ama hayvanlar öyle bir şey yapmıyor. Ben örgütlü bir köpek yürüyüşü görmedim. Yani en azından o anlamda algılamadım. Ama demek ki yani o robotun kendi mücadelesini vermesine gerek yok. Senin onun mücadele, şu an bitki haklarından falan bahsediyor. Yani açın bakın bitki hakları, deneylerde kullanmış bu falan. Yani bu konu genişleyecek. Hem de çok acayip genişleyecek. Yani size bu anlattığım perspektif robot hakları hala saçma mı görüyorum da, size 100 yıl önce durumun ne olduğunu anlatacağım. Nasıl başlıyor? İşkenceye karşı korumalar var. Hayvana bakma ehliyete bağlanmaları var. Burada mal var. Yani diyor ki başkasına ait hayvana işkence yapamazsın. Öbürü diyor ki sahipsiz hayvana, doğa hayvanına işkence yapamazsın. Ama hala kendi hayvanına yapıyorsun işkence. Ona bir şey demiyor. Sonra kendine de hayvanına yapamazsın falan gibi hikaye büyümeye başlıyor. Ve şurada devam ediyor. Şimdi nasıl değiştiğini çok sert bir örnek bu. Bu Danimarkalı bir dil bilimci 1905'te yazdığı makaleyi görüyorsunuz şu an. Parçada. Yani ve bu dil bilimci öyle faşist bilmem ne falan pis biri değil. Çok popüler, sevecen, dönemin en tatlı bilim adamlarından biri bunu yazıyor. Havai kadınsı ve çocuksudur. Bilim adamı bu, bilimsel makale. Makale diyorum ya. Böyle makale mi olur? Yani kuzey dilleri haline üstündür falan. Bu dilde hiç konuşamazsınız falan diyor yani. Şu anda bu cinsiyet ayrımımız. Çocukları aşağıladı, dilleri aşağıladı, öznel tespitleri bilimsel makale suç yani. Şu anda bunu bilimsel olarak makale değil, gazete yazı olarak yazsanız herkes dalga geçer sizinle. Türkiye'de biraz dalga geçilmeyebilir de. Ama yani genelde biraz aklı selim ülkelerde adamı gazeteden kovarlar yani. 100 yılda bilim adamının çıkardığı cümleyi ortaokuldaki bir rastgele çocuk, yani diyoruz ya, eğitim alamıyoruz falan. Dünya kötüye gidiyor falan. Bayağı iyiye gidiyor, ben size söyleyeyim. Siz kötüye gidiyor diye hissettiğiniz sürece dünya çok daha iyiye gidecek. Çünkü kötüye gidiyor diye hissettiğiniz için iyiye gidiyor. Aslında hikaye o zaten. Yani gerçekten bakın, insanlar savaşlarda ölüyor. Açın bakın nasıl ölüyor. Eskiden nasıl ölüyor. Bir erkeğin ortalama kaç yaşında savaştan öldüğüne bakın yani. Milattan önce 2. yüzyılda. 1. Dünya Savaşı'nda, 2. Dünya Savaşı'nda, günümüzde falan bakın. Ses daha çok acayip. Çünkü biz artık ölmesini istemiyoruz. Hikaye bu. O şiddetlendikçe o tepkiler çıkıyor. Yani kadına şiddet vakaları Türkiye'de günden güne artacak. Çünkü önceden denetlenmiyordu. Bildirilmiyordu. Göz önüne çıkacak. Şiddet artmıyor aslında. Şu anda dünyada mesela çok ilginç bir istatistik. İsveç tecavüz oranlarında 1 numara. Nasıl oluyor bu? Çünkü tecavüzü bildirme üzerine o kadar ciddi bir kampanya, bilinçlendirme var. Ve tecavüz tanımı o kadar geniş ki. Bu yüzden yani o şiddet olayının sayısının artması onun arttığının göstergesi değil. Çünkü akıllı olmamız lazım ve savaşa devam etmemiz lazım. Rahatlayalım diye demiyorum ama her şey iyi gidecek. Oradaki o karamsarlığı biraz silmek, anksiyeteyi yok etmek lazım, onun için söylüyorum. Dolayısıyla oyunun 100 yılda ne kadar değişebileceğine dikkat edin. Yani hayvanlarla ilgili bir örnek vereyim, hatırlayacaksınız belki. 80'lerde, 90'larda mahallede yürürken bir kediye şöyle gelişine tekme atsanız en fazla bir teyzesi cık cık derdi. Şu anda içeri girebilirsiniz yani, hapse girebilirsiniz. Birileri yakalayıp götürebilirsiniz, sonra dövebilir yani. Bakın 20 yılda, 20 yıl önce hayvan hakkı falan filan Türkiye'de komik konulardı yani. Kimse konuşmuyor. Hiçbir şey yok. Arayın yani.
Gördüğünüz hiçbir şey yok orada. Neyse, şimdi konuya gelelim. Cyborg-robot ilişkisinden birazcık bahsedeceğim. Biz cyborg'uz artık. Cyborg'un tanımını şey artık, gözlüğü pek cyborg saymıyoruz da. Kulağınızda bir implant varsa cyborg olursunuz mesela. Saatimiz kaç bu arada? Ufak bir ara verebiliriz. Bence bir ara verelim. 5 dakika hava alalım. Şans ısındı. Sonra devam edelim. Şimdi böyle hak falan anlatıyorum da bu işlerin öyle yürümediğini o konularla uğraşırken anladır. Çünkü bu işler duygusu hatırlayın. İlk siyah insanın özgürlüğü nasıl kazandığını, bir beyaz erkeğin ona aşık olması ve ona özgürlüğü vermesi durumudur. Yani işin altında duygusal sebeplerle başlıyor hikayeler aslında. Yani hayvan hakları kazanmasının ana sebepleri o hayvanlara bağlılık duyan insanların yavaş yavaş sesini artması ve onun belirlenmesi. Yani bu işi alıp böyle güzel bir matematiksel model, algoritmalar falan diye girdiğinizde bu iş patlıyor. Ve dolayısıyla işi başka yere çekmek lazım. Yani şimdi size Deniz Yılmaz'ın hüzünlü hikayesini anlatacağım. Bunun başlığı son anda belli oldu. Çünkü bugünkü Posta Gazetesi'yle başaramadığını öğrendik. Deniz Yılmaz karakterimiz. Karakterin hikayesi şu. İşte baştaki videoda anlatmıştım ama yani bir robot yurdumun şairleri köşesi var Posta Gazetesi'nde. Böyle hatta fantastik şiirleriyle ünlü falan bir köşe. Genelde çok didaktik, böyle klasik, düz yazıya yakın falan şiirlerin olduğu bir köşe. Çok zor olduğunu biliyordum. Yani birkaç arkadaşım şey dedi projeye başlarken, neden şu anki ünlü modern şairleri, işte popüler şairleri kullanmıyorsun dedi. Ben dedim ki onlara yaklaşmak kolay aslında. Çünkü modern şiirin içinde bir sürü boşluk var. Boşluk dediğim de şu yani, etkileşimli şiir bunlar. Size öyle bir yerden yaklaşıyor ki kendinizi onun parçasını hissetme olasılığınız artıyor. Yani bu Japon sanatının çok etkisi var bu etkileşim şeklinde. Çizilen resmin ya da şiirin ya da heykelin fazla bağırmaması, içinde boşluklar tutması onu izleyen kişinin kendini yorumlama yeteneğini arttırdığı için boşluk sahiplenmeyi arttırıyor. Posta şiirinde böyle bir şey yok. Ne olduğu belli. Yani sevgililer gününde sevgili diye bir şiir var yani. Biliyor musun? O kadar yani. Bir yazıyor işte. As subayım işte Mehmet bilmem kime falan diye şiir yazıyor yani. O kadar düz, kuvvetli, net ve böyle altındaki yani şiir de değil yani. Arada üç kelimede bir alt satıra geçilmiş düz yazıya falan benzeyen konular var. Şiirler de var. Yok değil ama genelde çok çok klasik diyebileceğimiz şeyler. Neyse işte ben topladım, başladım Posta Gazetesi şiirlerini toparlamaya. Pek de popüler kültür takipçisi olan biri değil. Yani robot yüzünden, fikir yüzünden buraya girmeye başladım. Yoksa bilmediğim bir alan yani. Sadece birkaç ünlü internet miminden dolayı yurdumun şairleri köşesini biliyordum. Neyse bunları indirmeye başladım ve okumaya başladım. Önce bir anlayayım ne oluyor, ne bitiyor diye. Sonra Deniz işte bu karakterin ismi ve yüzü. Çünkü diyor ki lütfen bize bir mail atın ya da bir mektup yollayın ve isminiz, soyadınız, kaç yaşında olduğunuz, vesikalarınız. Ne kadar sürede şiir yazdınız falan yazsın diyor şeyin içerisinde. O zaman bunun bir vesikalı olması gerekiyor. Fotoğraf yani bir yüzü olması gerekiyor bu karakterin. Yüzü nasıl olacak? Ben gidip rastgele birini çekip mi koyacağım falan. Ben de işte aldım bütün yüzleri analiz edelim o zaman dedim. Gazetedeki. Ve bütün yüzleri tarayıp belirli bir dönem her birinin bütün yüz özelliklerini tek 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 modelleyip ondan sonra İşte hani bazı yüzler kapalı oluyor, bir şeyler oluyor falan o tip şeyleri çıkardım. Ve böyle yüzlerce, yüze yakın yüzü modelledim. Sonra şöyle bir şey çıktı. Fotoğraf çıktı. Bunların ortalaması bu. Deniz Yılmaz'ımızın yüzü. Sonra burada, şimdi çok az gözüküyor bu ışıkta da, hafif bir bıyık var. Hafif bu şuralarda bir gözlük şeyleri var. Çünkü bazı insanlar bıyıklı ve gözlüklü olduğu için ona karışmaya başladı ve hafif bıyık gerçekte olmayanmış. O yüzden bir şey oldu. Zaten bu projenin de ilk başta Mehmet Yılmaz'dı bu arada yani. Bilinçsizce erkek koymuştum. Çünkü en popüler isim soyattan gidiyor. Onu anlatacağım. Ama sonra dedim ki cinsiyetsiz olması lazım. Yani ben bunun cinsiyete karar veremem. Erkek ya da kadın olmasına. Ondan sonra şeyi erkeksi olanları ayırdım. Yani bu ayırdığım kısım. Bıyıklı, gözlüklü olan. Biraz da aslında şair mesela daha insanları gösterdiğinde bu daha şaire benziyor falan dedikleri karakterdi. Saçlar biraz daha açık falan dökülmüş. Amcamız. Neyse. Onu çıkardığım zaman bu kaldı öbür fotoğraftan.
Yani bu kalan kısım. Bunu da çeşitli kişilere sordum ve %30 kadın, %70 erkek şeyini aldım cinsiyet testinde. Nasıl tamam dedim. Bu oran iyi. Çünkü zaten popülasyon şiirlerinde %20-80 falan gibi bir oran var. Ve onu birazcık şey olarak düzeltince, çünkü o şeyler çok ortalama, onları birazcık hani renkleri ortaya çıkarttığımda çıkan sonuç buydu. İsimlerdeki analizlere baktım. Başta işte kadın erkek bilmem ne şu bu diye gidiyordum. Sonra soyadı, soyad çok netti zaten yani. Yılmaz benim aklımdaydı. Bu şey vardır. Yabancı filmlerde işte John Doe ismi falan kullanılır. Türkiye'de mesela Türkçe'de öyle bir şey yok aslında. John Doe, Mehmet Yılmaz, Jane Doe, Ayşe Yılmaz. Çok net. Türkçesi olarak bunları. Ama unisex yok mesela. Dolayısıyla bir tane gazete yazısında şey var. Unisex isimler üzerine bir istatistik vardı. Ne kadar doğru bilmiyorum nereden aldıklarını ama. Türk'ten aldıkları iddia ediyorlar ama. Neyse orada işte en popüler unisex isim Yaşar. Sonra Satı var mesela. Hiç Satı diye bir arkadaşım yok ama Satı çok yüksek bir istatistik veriyor. Ama şöyle bir sorun vardı. Yaşar'ı ve Satı'yı seçmemin sebebi Yaşar 125 bin kadın, 8 bin erkek. Satı da benzer durumda. İstatistikleri çok dengesiz. Yani unisex diyebileceğim kategori değil. Yaşar ve Deniz çok şey. Ortalarda yani. Kadın erkek dağılımı birbirine çok yakın. Ve sonra tekrar onları girip TÜİK'in sitesinden çıkardım. TÜİK Çocuk diye bir site var burada. Böyle bütün siteleri alabiliyorsunuz. Yoksa TÜİK'le yazışmanız gerekiyor. Hocanızı okuyan bir süreç biraz. 136 bin tane Deniz, 100 bin tane Yüksel olduğunu öğrenince Deniz Yılmaz ismini koymuş oldu. Dolayısıyla artık fotoğrafı olan, adı soyadı olan bir karakter karşımda duruyordu. Sonra tabii ki ben şey yaklaşıyorum sürece. Yani bunun şiir yazmasını istiyorum yani. O yüzden yazmasını istiyorum. Çünkü öyle çalışmalar var mesela. Yani şiir yazıp printer'dan basıp dijital tutmak falan hiç hoşuma gitmiyor. Çünkü şiir yazıyor. Ayıp yani. Yani insan olmaya çalışıyor. Öykünen bir robottan bahsediyoruz. Alsın saman kağıdı. Adam gibi yazsın yani. İşte böyle CNC makinesinde böyle deneyler var. Ama şey sorunları var mesela. Yazarken bilgisayar şey yazmıyor. Bizim gibi böyle normal düz yazmıyor. Önce atıyorum düz çizgileri çekiyor. Sonra eğik çizgileri çekiyor. Yani hiç insansı değil görüntü. Bir sürü teknik öğrenmek zorunda kaldım. Şey testleri aldım. Ne kadar küçük yazabilir falan. Şu kalemin ucu. Yani Stabilo kalemin ucunu görüyorsunuz. Şu ucunun kalınlığında yazabilecek precision'da olduğu. Tamam okey. Bu kadar hassas yazabilmesi inanılmaz. Yani. Sonra yazı karakterini, şeylerini çıkartmaya çalıştım. Yani yazısı kimin yazısı olacak? Burada yazı ortalamalarını almaya çalıştım ama imkan yok. Yani böyle bir veri tabanı bilmem ne falan. Zaten yok. Hele Türkçe karakter için hiç yok. O yüzden Cansu ve arkadaşımdan istedim el yazısını yazmayı. Cansu'ya sürekli yazılar yazdırıyorum, tarıyorum, deniyorum falan filan böyle. Canı çıkıyor. Her geldi yoruyorum. Hayır hiç bazı fotoğraflar çıkmıyor. Neyse. Neyse oradan çok kötü sonuçlar aldım. Olmadı. Ve sonra tablete geçeyim dedim. Yani, yani tarıyorum çünkü. Yazı yazıyorum. Scan ediyorum, aktarıyorum falan. Tabletten yazayım öyle yapayım diye. Tablet de iyi sonuç vermedi. Çünkü bakarak yani yazı yazmak başka bir şey. Çizim yapmak gibi değil. Biraz ezbere yazıyorsunuz. O yüzden bak yani görerek yazmanız. O anda çok hızlı yazmanız lazım. En son şey yazdım. Bu şeyler var ya. Android tabletler var. Kalem. En son onlara bir aplikasyon yazdım. Bayağı güzel çalıştırabilir. Artık Cansu'yu da yormaktan sıkıldığım için kendi yazıma geçtim. Çünkü sürekli deney yapıyorum. En son oradan çok iyi datalar almaya başladım. Yani şunu çizdiğinizde tabletin üzerine şu şekilde rakamları çevirebilen bir kodu üretmiş oldum. Sonra işte ilk harfi ürettim. Sonra onun ilk baskısını aldım. Simetrik oldu. Hiç bunları da bilmediğim için G-Code bilmem farklı yapılar. İlk yazıyı yazdı. Şöyle bir makineden bahsediyoruz. Yani şurada bu yazının nasıl gideceğinden falan bahsediyoruz. Hatta şeyi göstereyim. İlk yazı örneklerinden biri. Şimdi yazacak metni yok çünkü daha. Yazı yazmayı öğreniyor ama ne yazacağını bilmiyor. O yüzden başkalarının metinlerini yazmaya başladı. Evet, videoları göstermesi ilginç. Bakın videoları göstermek istiyorum. O yüzden nasıl yapabiliriz? Şuradan açabilirim belki. İlk yazı şekli buydu. Çin
çimenler üstünde mavi çiçekler yazmaya çalışıyor. Aslında bu çok şey, yapay bir durum. Yani bu istirto kalemleri gibi bir şey. Artık o formun oturduğu. Ve şöyle bir şey yaptım. Arif setini üretirken hani birden çok kez yazdırırken karakter bile benzemesin. Çünkü ilk amacım şey yani. Gazeteye kabul edilmesi olduğu için hani robotik gözükmesini istemiyorum. O yüzden abartıyorum. Mesela burada yazı hala satır bilgisi yok. O yüzden G'leri yukarı yapıyor falan. Biraz kötü bir örnek. Eski bir örneklerden biri. Sonra kalemler, kağıtlar denemelerine falan başladım. En son vardı kalem bu oldu. Ve artık o satır şeyleri biraz daha düzelmiş durumda. Tabi hala deli gibi sorunlar var. Mesela aşırı derecede bastığı zaman çat diye kalemin ucunu tutuyor falan, göstereceğim. Mesela şu işte bir tükenmez kalem dediğimiz falan. Burada şeyleri deniyorum. Yani böyle kanın kağıdını yazsa, böyle şiir yazıyor ya falan böyle abartmayın böyle o olmaz falan. Onu bayağı güzel karar ve onu ben üretirim maalesef. Ben öyle zorundayım. Neyse bu şekilde bir süreç yaşadıktan sonra burada var mı bilmiyorsun. Yani şöyle bir şeyden bahsediyoruz bu arada. Kabaca da göstereyim. Böyle bir makine güzel çıktı. Sürekli yazıyorum ve şey yapıyorum. Yazıları yazıyorum, atölye duvara asıyorum. Projeyi bilen bilmeyen kişiler geliyor ve onların tepkilerini ölçmüyorum. Bu şey ne ya? Bu falan deyip böyle bakıp hani isim de bilgisayarı yazmadan aldığını tamamlayıp bir research olmuş. En son proje bilenler de bilgisayarın yazdığını anlayamadılar bazı örneklerde ve tamam dedim. Orada durdurdum o araştırmayı. Çünkü daha devam edecekti bu araştırma. Çünkü şeyler falan vardı bizim yazımızda. Yazdıkça hafifçe eğeriz yazı. Yazı hafif böyle kendi içinde varlıkları vardır. Bunun satırları çok büyük. Sadece bir şeyler vardı. Onları insani değil ya da işte baskıyı falan abartabilirsiniz yani yazının ucunda bırakma hareketleri falan bilmem ne. Oralara hiç girmeme gerek kalmadan o hikaye bitti. Şimdi. Evet. Bunları gösterdim zaten. Şimdi bu kırılmalar işte böyle şurası gördüğünüz gibi siyasetin aldığı tahtanın içine girmiş bir kalemden bahsediyorum. Çok sert bir alet. Mesela mekanizma çok hoşuma gitmeye başladı. Kendi mekanizmalarımı üreteyim dedim. Yani kalemi eğik tutmak lazım. Düz tuttuğunuzda yani düz tutarak kalemi yazı yazmaya çalışın. Çok kolay bir iş değil. Özellikle alışkın değilseniz tık tık takılmaya başlıyor kalem bir yerden sonra. Şimdi böyle aparatlar deniyorum falan. Yani de çok da bildiğim bir alan değil. Yani bu alanlarda sizden daha bilgili biri değilim mesela. Rastgele biriyle aynı seviyedeyim. O yüzden sürekli bir şeyler alıp bir şeyler deniyorum, bağlıyorum falan. Huzursuz oluyorum. En son bayağı güzel bir mekanizmayla çözdüm. Bu işte bir deney aparatıymış. Karaköy'de buldum. Hani ucunda yay falan var. Yani kalemi bastırdığınızda şöyle o eğimi verebilen, baskıyı daha iyi ayarlayabilen bir şeye kadar geldi. Yani bayağı organik yazabilmeye falan başladı. Şimdi nasıl şiir yazdı konusu tabii ilginç. Yani şiirlere bakmak lazım. En başta sözlük var. Yani kelimeleri, kelime veri tabanı. Sözlüğü indirdim. Buldum. Bunlar da Türkiye'de hiç kolay değil bu arada. Yani İngilizce'de bu alanda research yaptığınızda bir sürü materyali ücretsiz bir şekilde bulabiliyorsunuz. Türkiye'de ücretli bir şekilde bile bulamıyorsunuz. Yani Türk Dil Kurumu dediğimiz kurumun public açtığı, halka açtığı bir sözlük yok. Yani internet sayfasında tarama yapabiliyorsunuz. Yani amacın ne senin? Yani halka hizmet değil mi? Sat, parayı da sat. Ne olacak yani? O bile yok. Çok ilginç yani. Yani ben inanamıyorum gerçekten öyle bir şeylere. Bunlar bayağı hani alt yani devletin ve kurumların altyapı oluşturması gerekiyor ki bizler proje, insanlar bir şeyler üretebilsin üzerine. Böyle bir zihniyet bile yok. Ve sonra hece ölçüsünü girdim, uyağa girdim ve şöyle muhteşem şiirler üretmeye başladım. Tabii kelime listesi deyince kök listesi oluyor. Yazmak, cumburdamak, frapan yayınlamak, mitos ödünlemek, mitos adaklamak diye random, rezil bir şeyler çıkmaya başladı. Tamam, komik komik ama yani 10. şiirden sonra ne yapacağım falan demeye başlıyorsunuz. Ha dedim, demek ki kök listesi değil, Türkçe kullanım listeleri falan girmesi lazım. Nedir efendim? İşte külliye dediğimiz bir şey var, korpus. Yani o dilin külliyeleri var. İnsanlar dilleri, mesela 1000 tane kitabı dijital ortama aktarıp onları bir külliye oluşturuyorlar, külliyet oluşturuyorlar.
Ve bu külliyeler, bir üniversitenin külliyeleri oldu, buldum bu konu. Türkçe derleme yapıyorlar, derleme. Büyük boyda. Rica ettim, vermediler. Boğaziçi Üniversitesi'nin serverlarında bir yerde gizli bir tane eski bir külliyeyi buldum, onu indirdim. Ama çok dağınıktı. Sabancı ve ODTÜ'nün bir çalışmasını buldum. Onlara güzel bir mail yazdım. Sağ olsunlar izin verdiler. Yani bu şey ticari bir çalışma değil, çok gerçekten düzgün bir şekilde kullanabilirsiniz dediler. Bütün dokümanları attılar. Ve o külliyeden yararlaştılar. Onu genel ve özel külliyeler biliyor bu arada. Çünkü külliyeyi oluştururken hangi kitaplardan oluşturursunuz değişir. Politika kitaplarını oluşturursunuz, politik külliye çıkar. Ekşi sözlükle oluşturursunuz, başka bir külliye çıkar. Yani falan. Çünkü şey diyoruz ya, yazım hatası olmuş falan. Yazım hatası olmayan kaç tane kitap var sizce? O kadar az ki. Her yerde yazım hatası var. Her yerde özel dil var falan. Bu külliyenin tipi çok önemli. Bunlar çok şey konular, ince konular. Neyse biraz daha böyle hani olabilecek falan. Deminkinden göre çok daha iyi. Yani, ah evet oluyor galiba dedim ama sonra kayınvalidemi okuttuğumda ben bunları okumam, bunlar rezalet falan dediği bir şeylere döndü. En azından hani o durumda tamam, şimdi o çıtayı belirledik. Çünkü benim arkadaşlarım artık çok beğeniyorlar. Evet, çok güzel oldu falan ama yok öyle bir şey yani. Gerçek bir okuru okuttuğunuzda saçma, akil geçinmeden olsun tarafları ne demek falan diye bir şey oldu. Neyse ama mesela bu mesela şey külliyesi bu arada. Gazete metinleri galiba bu. Çünkü baktınız mı güzel bürokratik şirket toprakları falan. Yani içinde bürokratik kelimesi geçilmiş kaç şiir yazılmıştır Türkçe'de bilmiyorum. Şiirin külliyesinin başka olacağını da anlıyorsunuz yani. Onun kullanılmasının. Sonra varyasyonlar girmeye başladı. Mesela hece ölçüsü değişsin, uyaklar değişsin bilmem ne falan. Varyasyon ya. Çünkü hep aynı uzunlukta yazıyor. Pardon. Mesela burada işte daha farklı yazı. Madem merdiven izliyor, siirt etmiyor, artıyor. Dalan sayılmaz seçimden. Ha, bu tam şey, bu gazete haberleri bu arada. Zaten diyorum Hürriyet haberlerinin külliyesinden çıkartılmış bir şey. O yüzden sözler medyadan korkuyor falan diye gidiyor. Evet. Sonra bir şiirde rastgele şunu yazdı ama bayıldım. Bunu direkt yazdırdım. İşte robot kınayan art muhalefeti diye. Sanki böyle hatta birkaç arkadaşım geldi sen bunu kasıt yaptın falan dedi. Bayağı ben hiç bilgim yok. Çünkü süreçte kasıt yaptığım kısımları da açıklayacağım için çok rahatım yani. Çünkü bu konuda bir şeyim yok. Hani bu robot bunu başarsın falan istemiyorum. Ben bunu denemek istiyorum, oynamak istiyorum. Başaramaması da çok mutluyum yani. Hiçbir sorun yok benim için. Bu çok acayip. Robot kınayan art muhalefeti çıkması çok hoşuma gitti. Ne demek istediğini tam anlamadım Deniz Yılmaz'ın ama hani bir şeyler anlatmaya çalışıyor galiba. Sonra biraz daha teknik taraflara girdik. İşte markalı engramları falan. Bunlar çok daha abartı değil. Eski şeyler de. Engramın özelliği şu. Çok pratik, basit bir anlam katmanı olmayan düzgün yazı yazma modeli diyebiliriz. Patern analizi üzerinden gider. Mesela dünya kelimesinden sonra ne gelebilir? Güzel. Ya yani bir cazı yazıda ne gelebilir? Dünya dönüyor. Etrafı. Kadar. Kadar. Şimdi bu bizim kafamızda aslında, yani bu dediğimde çok bilinen bir konudur. Ses tanıma algoritmanında yapılan bir şeydir. Bir kelime duyulduğunda ondan sonra gelebilecek kelimeleri biz biliriz. Ben size demin o şiiri sesli okusam, ne dedim desem hiçbiriniz hatırlamazsınız. Çünkü o kelimenin hepsi birbirine ayrı ki yani. Anlam ifade etmediği için kafanızı sıkıştırıp saklayamıyorsunuz. Marco engramları bunun üzerine çalışıyor. Diyor ki bir kelimenin ondan sonra gelme frekanslarına bakalım diyor. Yani bir yağmur morgun çık güneş doğursun. Şimdi güneş doğursun demiş. Gam çekme sıcak. Şimdi gamdan sonra çekme gelebileceğini bilebiliyor. Ne yapıyor? O külliyeyi analiz ederken o kelimeden sonra neler geldiğine bakarak yapmaya başlıyor. Ya da daha basit olarak söyleyeyim. Kelimeleri tek tek kesmiyor da iki iki kesiyor diye düşünün. İki iki koyuyor diye düşünün. Bu mantıkta üretmeye başladığı zaman işte hey kaşı keman ve söyle bana mum dedi Mecnun falan gibi sanki böyle daha şiirvari kelimeler gelmeye başladı cümleler. Ve şeyler olmaya başladı. Yani Antoloji.com'un şiirlerini haberleri yok tabii ama onların 12 bin tane şiiri indirdim. Kaynaklar olmayınca bu tip tekniklere girmeniz gerekiyor. Onları analiz etmeye falan başladım. Yoksa şiir analiz ettiğim şiirlerin ama bir kısmı Osmanlı dönemindeki şiirler, bir kısmı Cumhuriyet dönemindeki şiirler olduğu için şiirin dilleri de bir karışık. Arada böyle Osmanlıca yazmaya falan kalkıyor. Size bir böyle şey getirdim. Herkese bir şiir örneği getirdim. Sevgi edeceğim. Oradan seçebilirsiniz rastgele şiirinizi. Böyle şey, işte bu güzel şiirlerimizden biriydi. İşte güzel olması hiç, daha önce hiç, cennet oldun hep, dünya sanki hiç.
Eğer ölü liç, sular bir liç, ana kokar gül, güzel kokmaz hiç. Ne liçiniz? Şimdi burada akıllı vezinler var. Mesela vezinlere baktığınızda, mesela aruz vezini falan buralarda girmeye başladı. Bazı şeylerde aruz vezinleri var. Aruz vezini demeyelim de hece vezini gibi. Yani biraz daha aruz çünkü tam Türkçe uygun değil. Ama yani vezini kullanıyor. Ne demek vezini? Şey, açık kapalı hece. Yani ağla, ağ bir hece değil mi? Bak da bir hece, kral da bir hece. Ama üçünün ses yapısı biraz farklı. Mesela onları birbirine ayırabiliyor. Yani ağ ve bağ aynı olsun da ak ve bak aynı olsun deyip vezini ayırıyor. O kafalar var. Neyse bunları üretmeye başladı. Biraz daha düzgün şeyler çıkmaya başladı. Ve artık yollamaya başladım bu arada. Böyle şeyler var. Zaten bakabilirsiniz sonra. Facebook sayfası falan var. Anlatacağım onları da. Burada ilginç şeyler oldu. Yani şimdi şiir veri tabanından belirliyor ya. Şöyle bir şey çıktı. Ben böyle ağlayacağım yani. Rüzgarlarda perdelenir gözleriniz. Sorarsanız mevsimlerden Ayten'deyiz. Dedim bunu yazamazsın. Yani, bu yemezler yani. Hemen girdim külliyeye falan mevsimlerden Ayten deniz arıyorum. Var böyle bir şiir yani. Hani, çünkü direkt oradan çalmış yani. Muhteşem. Yani o şurada tabii belli oluyor. Kurnalardan, giydiği yorulardan belediye otobüsü emin misiniz, eminsiniz falan diye. Orada kopmuş. Ama şey iyi. Yapamadığım katman, yani bu 3-5 ay en az bir araştırma. Seman neler eklenebilir diye ilgili şeyleri rahatlıkla söyledim. Yani çok zor değil ama uğraşmak gerekiyor. İngilizce'de yapılmış örnekleri var. Böyle atladı veya bir rocket science'dan bahsetmiyoruz yani ama yapılmamak gerekiyor. Kelime ilişkileri var mesela basitten. Yani şöyle belirliyorsunuz. 2-3 kelime atıp tema belirleyip o kelimelere yakın kelimeleri kurmasını sağlayabilirsiniz. Yine anlam değil ama en azından ilişki. Çünkü şeyi modern şiirde bu çok var. Şöyle dediğim bolluk boşluk hikayesi var ya. Bir şiirin çok net bir şekilde ne dediğini anlamamanız o şiirle ilişki kurma olasılığınızı arttırmış. Yani zaten Eco'nun bu open work'ünden sonra bu hikaye değişiyor. Yani şair burada ne demek istedi falan. Yani biz, ben ilkokulda şöyle eğitim gördüm. Şair burada bayrağı sesleniyor. Şair burada ne demek istedi falan diye gördüm. Ama şimdi çocuklar umarım böyle görmüyordur. Çünkü bu bitmiş bir şey yani. Bu yılda şair ne demek istedi? Bana ne? Sen ne anladın? Ha onu anlat. Artık böyle bir şeydeyiz. Yani şair ne demek istedi? Bana ne değil de. Ama en azından onun kadar... Diğeri de önemli, hatta diğeri daha önemli. Sen buradan ne anlıyorsun? Eser sen nasıl ilişki kuruyor kısmı çok önemli. O yüzden buraları çok iyi kurabilecek şeyler. Şey, kelime ilişkilerinin içinde şöyle şeyler var mesela. Çok ilginç metodlar var. Külliyede bir kelimeyi arıyorsunuz. Kelime aşk. Aşk kelimesi bulunduğu anda yanındakileri kelimelere bakıyorsunuz. Hangi kelimelere yakın? Yani oradan anlam ilişkisi bulmaya çalışıyorsunuz. Çünkü ben şunu yapmak istemiyorum. Ben bilgisayara aşk bununla ilgili. Bu bununla ilgili diye vermek istemiyorum. Onun metinden bunu anlayıp çıkarmasını istiyorum. Hani başta bahsettim o videoda. Otonomi yaratmak istemeye kaygım o. O yüzden ben burada hiçbir şey dikte etmedim. Hiçbir şey yazmasını istemedim. Çünkü şaşırmak istiyorum. Öbür türlü benim yaptığım bir oyuncak sizi daha çok şaşırtacaktır. Yani cyborg gibi davransam, ben işin içine kendimi koysam ve robotik yetenekleri kullansam bu eserden çok daha büyüyebilirsiniz. Ama bu etkileşim o an için olur. O eser değişemez. O sistem gelişemez. Benim 2 yıl sonra tekrar onu değiştirmek için tekrar aynı yükü vermem lazım. Ama doğru bir sistem tasarlarsam belki yıllar içerisinde öğrenerek ve modüller kazanarak eklenilerek yürüyebilir. Bu programı orada bütün kaynak kodunu internete açacağım. GitHub'a koyacağım. Orada isteyen ekleyebilir ama şu an rezalet durumda olduğu için yapmadım da. Ona gireceğim. Sonra karar verme, beğenileri falan hikayeleri var. O da çok önemli. Feedback aldıkça yani mesela siz bunu diyorsunuz ki bu kötü, bu güzel falan. Çok öznel bir şey. Ona göre de size göre de şiir yazmaya başlayan hikayesi var. Facebook'ta bunu yapmak çok mümkün. Sonra geldi mektup kısmına. İşte merhabalar, bu yazıyı ben yazmak zorunda kaldım. Yani tamamen benim şeyim. Ama minimumda tutmaya çalıştım. 49 yaşındayım diyor. Bu Posta Gazetesi şairlerinin yaş ortalaması tahmin edersiniz. İstanbul Yerdevi'nde oturuyorum diyor. Bu çünkü gerçekten oturduğu yer orası yani. Atölyede durduğu için doğru ya oturuyor bayağı sürekli oturuyor. Köşenizi büyük bir keyifle takip ediyorum. Bu yalan tamam yapabilecek bir şey yok. Yani aslında takip ediyor çünkü her gün post alıyoruz ve beraber analiz ediyoruz yani. Alper sağ olsun. Mesela posta şeyini hep OCR'dan geçirdi. Onların hepsi analiz edildi. 600 şiiri bilgisayara yükledik, analiz ettik falan. Yani bir de olsun. Günler çalışmalar bazen hiçbir işe yaramıyor vesaire. Obsesif saçma bir süreç. Neyse. Sonra mektubu da tabii kendi yazması lazım falan. Mektubun üzerlerini yazdım. Güzel güzel. Bu arada şeyi de gösterebilirim burada. Birazdan şimdi ben göstereceğim de. Heh.
İşte fotoğrafçıya gittim, vesikalını bastırdım falan. Çünkü vesikalık yollaması lazım böyle. Hadi fotoğrafçı sordu, bu kim falan dedi. Ya işte bir arkadaşın vesikalı ben yapmak zorunda kaldım falan diye test ediyorum hani. Yedim yedim ama köşeleri çok kuru. Ha Photoshop'ta oynamış biraz falan dedi. Döndü bastı, tamam dedim yani. İnsan zannediyorlar, okey güzel yani. Çünkü böyle biri yok. Bu arada ortalama yüz olduğu için. Ortalama yüzde çok ilginç makaleler var ama bakın siz ortalama yüzün çok büyük artıları var. O başka bir konu ama. Yani bir daha yapsan ve başka poster açsan 60 tane alsan muhtemelen yine bu yüz çıkacak. Çok yakın çıkacak. Ortalama yüz çünkü çok benzer bir şey. Sonra işte bu şeyleri hazırladık falan filan. Zarflarına koyduk. Sonra ilk postamız işte taahhüt yolladım. Kendi takip edebilirim postayı. Ulaştım emin olmak istiyorum. Bir heyecan var. İşte onları yolluyorum. Her gün postaneye gidip işte postalarını atıyorum falan. Sonra dayanamadım. Ama çok yeni bu yani. Bu 3 aylık falan yaptığım bir süreç. 20-25 gün önce dayanamadım, telefon açtım. Yani çünkü şeyi bilmiyorum yani. Belki 6 ay sonra yayınlıyorlar. Hiçbir fikrim yok, süreci bilmiyorum. Telefon açtım, siz evde yeni bağlar mısınız? Fatak diye bağladılar. Ben bir anda ben her şeyi zannediyorum. Yani, yok falan diyecekler, ulaşamayacağım, rahatlayıp bana ne diyecek falan. Her o zaman dedi, dedim ya ben bir şey sormak istemiyorum. Bir arkadaşım var ve işte size şiir yolluyor falan. Tabii yalan oldu çok büyük. Herkes kimse kendi işine. Neyse. Evet falan dedi. Ya dedi işte nasıl işte ya yayınlanıyor nasıl oluyor dedim. Yani genelde bir hikaye içerisinde yayınlıyoruz dedi şiirleri. Ama dedi bazen telefon açıyorlar, hani rica ediyorlar, onu yapıyoruz falan dedi. Ha tamam dedim, mektuplar için dedim falan dedim. Aa yok mektuplar 3-4 ay sürüyor. Muhtemelen mektubu elde girmeleri gerekiyor ve fotoğrafı taramaları gerekiyor ya. Belki tarayıcıları yok o anda bir şey falan. O yüzden o süreç daha kötüymüş. Onu üzüldüm. Kim peki dedi. Yürü durdum söyleyeyim mi söylemeyeyim falan. Deniz Yılmaz dedi. Deniz Yılmaz mı? Ben hatırlıyorum ya. Çok saçma bir şeyler dedi. Tamam. Bu durum bu yani. Ama sonra şey dedi. Yani hani zaten çoğu da çok şey değil falan gibi böyle bir toparladı yani ama öyle ya, o da çok şey değil, seçmemeye de çalışıyor ama bir yandan seçmeye çalışıyor ama şiir baktığınızda çok net yani şöyle söyleyeyim, konu günden o gün ne oluyorsa o şiirler falan yazıyor. Herkes de öyle yazıyor. Bir de şairler de bu tekniği öğrenmiş çünkü takip ettiğim için artık şairlerin hepsini biliyoruz yani. Ay yine bilmem ne amcada şiir yayınlanmış, bak yine o çıkmış falan. Çok nokta atış tipler var yani böyle 23 Nisan çocuk şiir yazıp 19 Mayıs'ta bir Atatürk bir şiir yazıp falan böyle gidenler var. Profesyonel şair. Tabii bizimki daha şeyden beslemiyor. Şimdi onu yapabilir. Yani günü, özel günleri bilebilir. Onlara göre şiir yazabilir. Yani bir yıllık posta arşivini analiz edip seneye hangi gün hangi şiir yazması gerektiğini tahmin edebilirim. O var. Bir de New York Times'e yaptılar. New York Times'in günlük manşetlerinden haiku yazdırdılar. Manşetleri haiku şeyleri şiir yazıyor. Bunlar da çok mümkün. Hatta bunlar daha basit. Çünkü temayı verip kelime yakınlığını verdiniz de o temadan yani şey gibi. En başta Tristan Tzara'nın gösterdiği gibi. O günkü ana sayfayı alıyorsunuz gazetenin. Metni veriyorsunuz, arkadaş onları karıştırıp şiir yapıyor. Ve evet çok daha anlamlı bir şey çıkabilir, onda hiçbir sorun yok. Ama beni şey yapmıyor, o yarış beni çok ilgilendirmiyor yani. Çünkü o çok kolay geliyor bana ve oraya da ilgilenmiyor. Burada daha duygusal bir süreç var. Yani ben çünkü orada karar veriyorum. Zekice bir fikir buluyorsun. Gazeteyi al, ana sayfayı çak, muhtemelen yayınlanır. Benim istediğim şey pek o değil, o yüzden onlara girmedim. Evet, Facebook sayfası hikayesi de ilginç. Facebook sayfasını açtım. Şimdi karakterimizi şiir gruplarına üye yaptım falan böyle. Sonra tabii kimse takmıyor yani. Ne yapacaklar falan. Şair Deniz Yılmaz falan. Deniz Yılmaz artist falan işte bilmem ne. Böyle şey muhteşem şiirler. Rezalet. Falan böyle bir sürü çok kötü şiir var başta. Çünkü böyle daha aldır küldür diyorum posta gibi değil. Otomatik post etme şeyleri yazdım falan. Bilgisayar kendi kendine yazıp bakıyor. Ben de açıyorum cepte falan. Bakalım ne yazmış falan diye bakıyorum yani. O eğlenceli bir süreç. Sonra da pek beğenen yok. 3 kişi 5 kişi falan takılıyor. Arkadaşlarına duyurmuyorum özellikle ki yani girip dalga geçmesinler diye. Oluyor bazen. Hadi Denizciğim yapabilirsin falan diye görüyor. Hemen siliyorum. Neyse. 2-3 arkadaşından fazlası girmedi. Tuttum onları. Sonra dedim bu böyle olmayacak. Reklam yapacağız. Bastım parayı. Facebook reklamını aldım. Reklamları çıkmaya başladı orada burada. Bakıyorum ne geliyor, kim geliyor falan. Şiirlere belirli like'ler oluşmaya başladı. 13-17 yaş arası kadın kitle. Hayvan kız. %80 falan böyle. Çok ilginç. Hiçbir fikrim yok yani. Neden öyle? Bayağı bir hayvan kitlesi oluştu. Bir şeyler olmaya başladı falan. Ve şu an içinde 1350 kişi var ve bu akşam videoyu, şu an video, bu izlediğiniz video orada yayınlandı. Ve geldiğim saatlerde yayınlandı.
Ve ne oluyor şu an grupta bilmiyorum. Ve otomatik de post etmeye devam ediyor bu arada arkadaş şu anda. Lan böyle bir durum var. Orada canlı bir hikaye göreceğiz. Yani en son her şey yaptım bu arada. Mektup çok uzun süre yayın ödediği zaman 10 gün mektup yollamayı kestim. Bir böyle canım sıkıldı. Sonra dedim ben bir mail attım. Ne olur ne olmaz. Belki yayınlarlar. Maile geçtim. Mailin altına Facebook linkini koydum. Şu an ben mesela oradaki kişiler de belki anlama durumu olasılığı var. Onları da merak ediyorum. Yani anladıktan sonra belki yayınlamaya kalkabilirler. Hiçbir fikrim yok. İstemeyebilirler. Tam tersine çok salakça projeye gidip atılabilirler. Bilmiyorum o yüzden nasıl gelişecek. Son mektuba özel bir şey yazdım sadece. Hani bu size yazacağım son mektup dedim ve hani devam etmeyeceğim. Başınızı arttığım için özür dilerim dedim. Orada kestim. Özel olarak yaptığım tek nokta buydu. Çünkü gerçekten o kişiye üzerine deney yapıyormuşsunuz hissi falan yaratıyor ve kötü hissediyorsunuz kendiniz yani. Çünkü o şiirleri okumak kolay değil yani. Böyle anlamsız olduğu için baş ağrısı falan yapıyor. Benim başım bayağı ağrıyordu şiir. Şiir seçim diyorum. 100 tane üretiyorum mesela 5 tanesini seçeyim olayım yollayayım diyorum. Ha burada öyle seçimler var. Sizin alacağınız set seçilmemiş bir set. Hatta ben yarısından çoğunu okumadım. Yani bazılarını yazarken baktık. Yazım hataları bile var bazılarında. Yani kağıt kaymış, bilmem ne olmuş. Aynı olduğu gibi koydum. Nerede bilmiyorum ama... Heh, tamam. Evet. Hikayemiz bu kadar. Bir teşekkür etme şeyi var. Şey ilginçti. Doran Minyanovic, Chris'i Somur'la ithaf ettiği bir şey. Sebep de şu. Ben Avusturya'da yüksek lisans yaptım ve bu alanlardaki o ilk artış üstü çalışmanın başladığı yer orası, Linz Sanat Üniversitesi. Ve bu proje, ben Türkiye'ye döndükten sonra 4 yıldır sanat doğrultusu yapamıyordum. Çok zorlanıyordum. İstanbul çok yoğun, bir yer ve lanet olsun, lanet çok karmaşık. Boşluk yakaladığım anda tezimi yazıyordum. Sonra şeyi anladım, tezimi yazmaya devam ettiğim sürece sanat yapamayacağım. Bunu anladım. Çünkü sanat tezimi bırakmaya karar verdiğim anda bu işe başladım. Yani bayağı karar verdim, mailimi attım. Yani hocalarımı çok üzdüm, biliyorum bunun için. Ve yüksek lisans yapmamaya karar verdim. Ve oturup sanat yapıyordum. Çünkü gerçekten o bir tercih. Yani ya sanat hakkında yazacaksınız, ya da sanat yapacaksınız. İkisini beraber yapmaya kalkmak, özellikle büyük şehirde yaşayan birinin harcı değil gibi geliyor bana. Yani birini yamuk yapıyorsunuz gibi geliyor. O yüzden en azından bir 3-5 yıl yapmak istiyorum. Çünkü bu beni çok daha çok heyecanlandırıyor. Yani yaptığım şeyi anlamakla ilgilenmek çok etkileniyor beni. Yani bir eğitimcilik kariyerim falan olduğu için biraz ilgileniyorum mesela hani bu tip şeyleri anlatmaya ama yanlış anlayabilirim yaptığım şey hiç önemli değil. Çünkü ben yapmaktan keyif alıyorum yani o önemli olmuyor benim için. O yüzden onlara ithaf ettim. Öyle şu teşekkür listesi videoda da var aslında. Ama çok kısa üzerinden geçeceğim çünkü orada bahsedeceğim birkaç ayrıntı var. Evet, eşim ve evdekiler ve Alper'e teşekkür ediyorum. Kelime veri tabanı çok acayipti. Yani mesela Cedric Roux, bir tane Fransız, işte bu neydi o? Kelime oyunu muydu bu? Android'de bir oyun var. Scrabble gibi. Kelimelik. Kelimelik diye bir oyunu otomatik oynayabilen robot yazmak için Fransız birisi gidip TDK'nın arşivini hackleyip bir şeyler yapmış. Mesela onun arşivlerinden falan bulduğum veriler. Yani veri bulmak gerçekten zor. Diğer arkadaşlarım, bu aşağıdakiler bilim adamları. Bu alanda çalışma yapan. Zemberek projesi var. Çok önemli. Türkçe dil bilimle ilgili proje. Koç Üniversitesi Yapay Zeka Laboratuvarı'nın GitHub'a koymuşlar sağ olsunlar çalışmalarını. Bunlar çok değerli. İşte videoyu Elif'i Berkay Bubi hazırladı. Bir sosyal medya destek aldım. Vesikalık fotoğrafı Bernie Tiedemann'ın bir makalesi ve onun üzerine yazılmış bir software de yaptım. Ve Yurdumun Şairleri gazetesinin yani onların da hakkı var orada. Yani yapabilecek bir şey. Antoloji.com ve Post gazetesinin şiir arşivleri kullanıldı. Dil bilgisinde bu da çok önemli bir şey. Türkçe dil bilgisiyle şu üç kitaptan başka bir şey yok bu arada yani söyleyeyim. Yani dil bilgisi kitabı aldığınızda hani lise için alıyorsunuz ya. Ben gerçekten dil bilgisiyle ilgileniyorum. Bir biri olarak deseniz alabileceğiniz kitap bir iki tane. Çok acayip. Ciddi anlamda bu alanlarda basılmış yazılmış eser çok az var. Türk şiirle ilgili bir tane var düzgün. Evrensel dil bilgisiyle bir tane var. Diğer dil bilgisiyle birkaç tane var ama en iyisi Tahir Necat Yayıncı'nın kitabı. Şimdi bunu küçültmeye iyi falan hayal ediyorum. Yani evde şeyler falan var kafamda. Bilmiyorum yapacak mıyım ama. Güzel emetiye diye bir proje var. Üzerine bir webcam koyup o an karşısına geçen kişinin yüzünü, fiziğini analiz edip ona metiye yazmaya çalışan bir ufak bir robot böyle. Ev tipi falan. Mayva Denki bakın yani bu şeyler bu kamerayı ilginizi çekiyorsa Mayva Denki delinin önde bileni bir sanatçı Japon. Benim hayran olduğum biri. Yani adam iş mi yapıyor, sanat mı yapıyor, eğitim mi yapıyor, dalga mı geçiyor? Hiçbir şey belli değil. Mayva Denki, M-A-Y-W-A Denki.
Yani şey demek manyo elektronik, Nuri elektronik. Bu yani. Yani babasının elektronikçisi var, elektronikçi falan. Müzik aletleri yapıyor. En son bir koşarken domates yeme makinesi yaptı. Tokyo Maratonu için. Domatesleri arkada alıp yiyen kişinin ağzına verip domatesi giriyor falan. Çok acayip. Yani sonra bunları satıyor yani. Çok garip bir şey. Evet, burada donanım için teşekkür ettiğim arkadaşlarım var. Bizim atölye Eskiye 47 yerlerinde. Maker Dojo CNC'yi bize sağlayan kişi. Evet, yazılımlar tamamen processing'de yapıldı. Tek bir yazılım formatında. İki tane örnek var bizden önce. Yılmaz Can ve Şiir Robot'u var. Onlara da baktım. Yılmaz Can ve Şiir yazan bir robot. Ankara'da birinin yaptığı bir böyle ama biraz daha farklı yapısı. Yılmaz Bey'le bence de konuştuk. Hatta biraz dertleştik falan. İlk olarak Arter'de bu fikirler çıktığı için onu da yan kaynağı olarak referans vermek istedim. Bunlar da bütün o çalışmalarını kullandığım işte bilim insanları, makaleleri İstanbul Modern'de ayrıca teşekkür ediyorum. Bana, çünkü benim için şey çok önemliydi. Mihenk oldu ve size teşekkür ederim. Çok sunum gibi geçti. Ne kadar süremiz kaldı? Çam 5 dakika, çok az. O zaman istiyorsanız soru sorun ya da istiyorsanız... Evet, soruyu da devam edelim. Daha iyi olur. Buyurun. Yabancı dillerde yazan bir robotla yani... İngilizce çok kolay. İngilizce altyapılar, algoritmalar... Çünkü bakın şöyle bir şey yapmıyorsunuz. Yani ben matematik dehası, acayip programcı falan değilim. Yani oturuyorum, öğreniyorum sadece. Korkmuyorum yani. Yani bu alan var, ne gerekiyor? Şu gerekiyor, bu adam bir ders yapmış, izliyorum, anlamıyorum. Kitabını okuyorum, anlamıyorum. Birine soruyorum, o anlatıyor, anlıyorum falan böyle ilerliyor. İngilizce'de çok ciddi çalışma var. Özellikle Türkçe seçtim. Ve hani Türkçe'de bu kadar kötü durumda kalacağımı bile bile seçtim. Çünkü Türkçe bu alanlarda yapılmış, kodu açılmış, ne yaptı belirtilmiş çalışma yok. Bunu koymak lazım çünkü Türkiye'de yani eminim şu çalışmayı görüp evet ya ben de yıllardır böyle bir şey yapmayı hayal ediyordum, oturup yapayım diyecek 100 kişi oldu ya. Ben 10 tanesini kişisel olarak tanıyorum. Arkadaşlarım anlattı, onlar teşekkürler kısmında var. Çünkü yapmışlar yani. Yapıp bir yere koymuşlar, ufak ufak takılmışlar, ciddiye alamamışlar. Aynen öyle yani. Türkçeyi seçerek çok iyi yapmışsın, ben sadece merak etmişim. Yok, girmeyi düşünmüyorum şu anda en azından. Zaten bu insan zekası öyle çalışan bir şey. Hatta siz şimdi anlatırken bir aklıma şey geldi. Şimdi siz Posta Gazetesi'ndeki uygun şairlerinden tarayarak bir şeyler yapıyorsunuz. Ama yani bu o kadar ciddiye alınacak bir şey ki, hatta ben şey düşündüm, biraz da korktum yani. Belki bir 10 sene sonra yani Türkiye'nin en üst düzey şairleri kadar bir şair de yaratabilirsiniz. Yani şimdi, yani şimdi şu anlamda söylüyorum. Pek hala Posta Gazetesi tarandığı gibi işte Türkiye'nin büyük edebiyat dergileri taranarak da hani o düzeyde şiirler yazan bir şair robot. Tam, çok yok önemli. Tam değil. Çok endişelenmemek lazım. Çünkü şöyle bir şey yok, var. Yok, endişelenecek bir şey değil. Olabilir de yani. Yani bu çok ilginçte bir şey olmaz. Ama şöyle bir şey var. Mesela sanat eserinde, tabii şuraları ben pek görmezden yapıp atlıyorum ama bunları konuştuğum alanda çok güzel eleştiriler var. Şey diyor yani, ben şiirin tek başına kendisi ilgilenmiyorum ki diyor. O şair onu hapiste mi yazmış, önceden ne yaşamış? Yani bir hikayesiyle ilgileniyorum diyor. O kişiyle ilgileniyorum diyor. O kişiyi anlıyorum diyor. Bir sürü orada karmaşık bir sürü katman var. Ama robot da kendi katmanlarını yaratabilir mi? Yaratabilir. Yani siz onu takip ettiğinizde nasıl geliştiğini, nasıl düşündüğünü görüp o katmanları görebilirsiniz. Aslında robot da o yüzden kendine has, ilginç bir deneme yapan bir şey olabilir. Ama sorun şurada. Robotun kendi kendine metodoloji geliştirmesini sağlayabildiğimizde o robotun bilinci olduğunu söylemeye başlayacağız. Dolayısıyla bu da şuna geliyor. Robotun kendi kodunu yazabilmesi, kendi kodunu değiştirmesine geliyor ki bu konular hala karanlık dünyada. O yüzden yaptığımız her şey aslında hayal edilen, felsefe değil, bilim, bilmem ne, bilim kurgu yazarı, hayal ettiği şey çok basit pratik uygulamaları bunlara gösteriyoruz yani. Ama evet, İngilizce'de şu anda şu durum, onu söyleyeyim. Turing testi yaptılar, liste koydular. Gerçek şair, bilgisayar şairi, hangisi gerçek diye sordular. Şu an web sayfası var. Hatta paylaşacağım onu Facebook grubunda. Şey bayağı geçemiyorsun. Ben bayağı bilemiyorum. Okuyorum. Ben iki ana dilim olmadığı için oluyor ama bayağı boyluyorum. Hangisi bilgisayar bilmiyorum. Turing testi çok iyi bir örnek. O seviyede İngilizce robotlar artık var. Bir sorun yok. Ama o zaman başka hikayeler çıkmaya başlıyor. Yani şiiri aldığımız, yani fotoğrafçılık da olduğu gibi. Yani Instagram çektiği zaman fotoğrafçılık başka bir şeye dönüşüyor. Artık sen fotoğrafçıya
usta bir fotoğrafçıya eski fotoğraf çekmek için gitmiyorsun. Başka tür bir şey çekmek için gidiyorsun. Mesela ulaşamadığın bir donanım olması gerekiyor. Ulaşamadığın bir teknik olması gerekiyor. Ve çok garip bir hikaye anlatıcısı. Mesela fotoğrafçının garip bir hikaye anlatıcısına dönmesi gerekiyor gibi bir şey de oluyor. Mesela şiir de düz yazı bu dönüşümleri yazabilir ama şiir en güvenli alanlardan biri, onu söyleyeyim. Yani şiir sanatta da en güvenli, bilgisayarın en zor girebileceği alanlardan birisi. Peki bir öykü ya da daha uzun metinler yazabilir. Yok, şu anda o kademe yok. Şu var, cyborg seviyesindeyiz. Yani. Yok, şiir zor orada. Kısa olduğu için kolay gibi geliyor ama uzun bir şiir çok daha zor. Uzun ben şey anlamadım. Niye mesela siz şiirle başladığında tekrar bir öykü de yazdınız? Yazdım, yazdım. Tasarım genelinde Manifesto Generator yaptım mesela İngilizce. Bir İtalyan grupla, İlhan Mars'ı görmüştüm, manifesto üretiyordu falan. O da biraz kötü değil ama. Öyle şeylerle başladım. Onlar var öyle şeylerle. Şöyle kullanılıyor. Mesela Amerika'da dizi yazarları dizi yazarken böyle araçlar kullanıyor. Bilgisayar analizleri olan. Mesela diyor ki yani bu dizinin bu bölümünde John'a çok rol verdim diyebilecek böyle şeyler var. Hatta şey falan diyor yani. Hayır, o saatte orada olamaz. Devamlı takip analiz robotları falan var. Mekanları takip ediyor, bilmem ne yapıyor falan. Böyle bir çok garip şeyler var. Şu an en son mesela şey geliştirdiler. Diziyi veriyorsunuz altyazısıyla. Başka hiçbir şey vermiyorsunuz. Bütün karakterlerin isimlerini öğreniyor. Tek tek kaçıncı sahnelerde geçtiğini, hangi sahneye yer aldığını, her şeyi çıkartıyor bayağı. Yani bir süre takılıyor, boş anlıyor. Sonra bakıyor ki altyazılarda. Ha, bu adam her çıktığında bu kelime tekrarlanıyor. Bu özel isim. Bunun adı John'muş diyor. Bunun adı bilmem neymiş diyor. Sonra yüzlerini çok iyi tanımaya başlıyor. Sonra geri dönüp bir daha analiz ediyor. Bütün dizinin analizlerini çıkartıyor. Böyle robotlar falan var. Yani orada şu an cyborg durumundayız. Yani iyi bir senarist, iyi bir yapı, güzel aletler bunları yapıyor. Ama bilgisayara bırakmak deney olur. Bunlar deney yani. Ne çıkacak acaba falan diye eğlenceli. Cyborg yapı oluşturmak istemiyorsunuz. Hayır. Olabilir deyince yani ben mesela ipucu verdim de bir sonraki projemde tamamen bu kavram üzerine oynayacağım. Çünkü yani kim kimin kölesi görelim istiyorum. Yani o hikaye biraz farklı. Yani robot da biz de robotun kölesi olabiliriz her an. Ama bu farkında bir tartışmalar geçiyor zaten. Yani bazı platformlarda ki hatta hani şöyle söylentiler var. Önümüzdeki şimdi 40-50 yıl içinde belki biraz daha uzun sürede hani insan zekasını geçen robotlar O şöyle söyleyeyim. O 40-50 yıl 100-150 yıldır 40-50 yıl. O açıdan biraz rahatız. Yani 100-150 yıldır 40-50 yıl diyorlar. Ama şu anda Amerika'nın 1 milyar dolarlık beyin projesi, Avrupa'nın zannediyorum 2 milyar ya da 1 milyar euroluk beyin projesi ve galiba Çin'in Rusya ortaklı bir beyin projesi başlamış durumda. İnsan beynini yapmak için bayağı milyar dolar koydular ve çalışmaya başladılar. Dolayısıyla öyle bir hedef var. Ha, bir insan beyni yapınca ne olacak onu da bilmiyorum. Ama araştırma ilginç olabilir. Bu konu çalışmalar var. 2020'de için hedefler şey, dünya futbol turnuvasının robotlarla insanlar arası yapılması gibi bir hedef var. O önemli. Yani o kadar fiziksel beceri kazanacağı iddia ediliyor. Şöyle düşünürsek, yani benim tahminim şiir yazmak, çorba yapmaktan çok daha kolay. Tahminim. Çünkü orada yorumlayabileceğiz katmanlar. Fiziksel motor beceri. Yani şey düşünün, Asimo'yu bilirsiniz şu Japon robotu diye. Milyar dolarlık proje ya. Yani kaç yıl uğraşıyorlar, nereden çıktı diye seviniyor. Yani 3 yaşında çocuk merdiven çıkıyor ya. Ne yapayım? 86 yılında. Ha işte 86 yılında. Yürümesinde kaç yani sadece 2 tane bacak yürüyecek. İnanılmaz merdiven çıkacak ya. Yani nedir ya? Yani 3 yaşında çocuk bırakıyorsun tıpı 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 çıkıp çıkıp iniyor yani. Hani bir de merdiven çıkarken dans edecek falan diye 4 yaşında ona başlıyor yani. Hani öyleyse motor becerileri insanın yani şey diyoruz ya posta gazetesi şiirimi zor işte şey mi zor sanat şiirimi zor falan. Posta gazetesi şiiri zor. Çünkü direkt anlam içeriyor. Soyut sanat dediğin şey de o boşluklar olduğu için daha kolay ona yakın bir şey yapmak. Çünkü sanatçı bile eserini yaptığı zaman küratör eleştirmenin yorumlarını dediği zaman ha ben öyle bir şey yapmışım diyebiliyor yani. Anlamayabiliyor ne yaptığını. Hatta yanılıyor da olabilir, öbürü de yanılıyor olabilir. Gerçekten o biri haklı ve anlamıyor da olabilir. Orada işler karışık. Ama direkt bir anlatım yaptığınızda o zaman işler çok daha zor. O yüzden şeyler öyle, motor becerileri çok zor. Yani mercimek çorbası yapsın bir robot, hani o zaman konuşalım. Bize mesela hiç ilginç gelmez robotun mercimek çorbası yapması. Ama aslında ağır beceriler oralarda. O zaman o katmanların nasıl ilerleyeceğini aşağı yukarı. Yani şey olur yani, bir şirketin CEO'su robot olur. Bayağı olur yani. Mesela
Mesela tablo oynayan bilgisayardan bahsedeyim. Çok acayip. Yıllarca yazdılar. Satranç oynayan bilgisayar programı, tablo oynayan bilgisayar programı. Ben çocukken de oynuyorum. Böyle saçma sapan oynuyorlar. Çatır çatır yeniyorsunuz yani. Uçat aslında. Sonra bir neural network tekniği gelişti. Bu bilgisayarın kendi kendine maç yaparak nöronlarının böyle kendi kendine kurgulaması gibi bir şey. Otonomi ile ilgili bir ipucu. Neural networkler o. Herifin biri yazdı. Jellyfish diye program yazdı. Program çok kötü oynuyor tabloyu. Bayağı oynayamıyor yani böyle. 1 milyon maç yaptı kendiyle. Dünyada 50. sıraya yükseldi. Tak. Kendi kendine yaptı 1 milyon maç sonucunda. Böyle inanamadılar. Yani arkada böyle 20 yıllık yazılım, research'ler bilen duruyor. Böyle ufacık bir yazılım tak diye oldu. Sistem çok acayip bir şey oldu. Şeylerde oldu, çeviri sistemlerinde. Yıllardır çeviri sistemlerine uğraşıyorlar. Neural network yazdılar, train edilen böyle. 2 yılda mı, 3 yılda mı ne, 50 yıllık research yakaladı. Yani orada neden böyle, onu da söyleyeyim bakın. Farkın o da yazılım, o da yazılım gibi geliyor, öyle değil. Sizin şu anda hafızanız tamamen sistem. Ne olur? Yere yapışırsınız. Kıpırdayamazsınız yani. Hafıza, ayakta kalmak sağlığın en önemli şeylerden biri. Biz bilgisayarın hafızası olabileceğini düşünmüyoruz. Hafızanın hard disk falan geliyor aklımıza. Yaşadıkları, çıkardıkları, oradaki çabalar, bilmem ne olursa bir bilgisayar programı başladığı zaman çalışmaya bir hafıza oluşturuyorsa, o hafıza ilişkisi varsa, hafızayı tekrar organize ediyorsa, o öğreniyor olmamış. Yani orada şeye benziyor. Picasso'nun annesinin çıkıp, bu çocuğa ben resim yapmayı öğrettim, o resimler benim demesine benziyor yani. Böyle bir şey var mı diyorsun yani? Tamam sen doğurdun, büyüttün de adam da kendi kendine bir şeyler öğrendi değil mi? Anneye mi vereceğiz bu tür resimin hakkını? O zaman robot ne zaman ben robotun annesi olacağım da robot özgürlüğünü ilan edecek. Çünkü tavla programını yazan adam o 1 milyon maçı yaptıktan sonra dönüp onunla tavla oynayamıyor yani. Ne bayağı dümdüz ediyor. Böyle çok iyidir. Jellyfish'indir. Mars'ı da çok sever. Türk usulü oynar. Agresiftir. Çok sağlamdır ama çok şu an artık amatör kaldı Jellyfish. Bu 15 yıllık proje. Çok daha iyi programlar yazıldı. Ve sonra da anlam mekanizmaları daha şey. Ya şimdi geliştirmeyi ben düşünüyorum. Biraz daha otonomik hareket etmek için hayalim. Ama şimdi bir depresyondayım. Yani denizimiz adına. Şiir yayınlanmadı ve bunu kabul ediyorum. Hatta bir arkadaşım 5 gün önce şey dedi. Abi sunma dedi. Yayınlanana kadar savaş, o zaman sun dedi. Ben dedim ki yani ben yani yenilgi sanatçı için ödül gibi bir şey yani. Hani o savaş çünkü yani. Ve ben hani onu kabullenmeyi çok seviyorum. O yüzden şu anda biraz depresyonda bir süre bekleyecektir bence. Proje. Bir 6 ay, bir yıl falan. Sonra işte mahlas yaratma, karakter yaratma gibi tekniklerle, yani Artemiz Yılmaz olacak ama artık o isim de bilmiyor olacak, sonra ismi yazmayacaktır. Ve farklı tekniklerle altyapıdan böyle çaktırmadan, işte bu demin dediğim hani o insanı kullanma hikayelerini kullanmayı öğrenmem lazım. Yani kendine bir şey tutup, iletişimci tutup, o iletişimcinin o şiir yayınlatmasını sağlayıp, ben insan kullandırtma fonksiyonlarını eklemeyi planlıyorum, hayalim o. Çünkü o zaman çok acayip oluyor. Çünkü şey biz de öyleyiz ya, robotu işimize geldiği zaman kullanıyoruz. İşte yani zaten gerizekalı batıyoruz. Bir robottan sana mail gelse, şu şiirin postada yayınlattığına 2 bin lira vereceğim dese ne yaparsın? Bir anda düşünmeye başlayabilirsin, abi nasıl yayınlatacağım bilmem ne. Şöyle bir yazı yazayım, o sana şiirleri yolluyor, sen iletişim kuruyorsun. Ha bak çok ilginç bir şey, içine para giriyor, insan kullanımı giriyor. Bunlar çok acayip konular. Daha soft, yani o içerideki akıl kısmı daha şey. Ama geçim kısmındaki o benim yaşadığım bana ait olma sorunlarından kurtarıyor. Denizimiz o zaman bağımsız bırakabilir. İnternette insan avlamaya çalışıp, onlara görev vermeye çalışıp, belirli bir bütçeyi yönetip, gerçekten kendi şiirlerinin kitabını yayınlatmaya çalışıp, işte gazeteleri çıkartmaya çalışabilir. O zaman daha sosyal olabilir. Belki oralara doğru gidebilir. Ama şey istiyorum yani semantik kısmına kesinlikle girmeyi istiyorum. Ona gireceğim. Çünkü aslında keyifli olmuyor. Yani orada bıraktım şu anda. Onu devam aynen öyle. Ya da yani belki kitapta açınca, yani kitaba koyup kodları koyunca böyle ortaokul çocuklarının elinde düşünce başka ilginç yerler de çıkabilir ortaya. Onu bilmiyorum yani göreceğiz.
Evet. Her tabii çok şey, tatlı bir film. Yani bu Singularity davalarıyla ilgileniyor. Singularity çok önemli bir konu bu arada. Bir tane de bir saatlik falan film var. İzleyebilirsiniz Singularity'yi. Her'den ziyade Black Mirror'ın hangi bölümüydü? Yok, o değil. Üçüncü bölüm. Film sezonun ikinci bölümünde böyle kişinin kocası ölüyor. İkinci bölüm. İkinci bölüm. Mesela o çok ilginç. Black Mirror'ın ikincisi, film sezonun ikinci bölüm. Orada mesela daha sert eleştiriyor. Her biraz daha soft gidiyor. Ama iyi noktalar var yani. Kesinlikle keyif aldığı noktalar var ama şey anından bahsediyor ya, singularity anı. Yani artık robotun farkında olup bir anda terk etme anı. Böyle hani aynı anda onu 600 kişiyle aldatması falan gibi fantastik şeyler var. Niye buna utanıyorsun falan gibi. Yani şey yapmış, güzel aslında. Duygusal katmanları vermiş, o fikirleri vermiş, orada bırakmış. Ve ileriye değişmemiş. Yani biraz daha değişilebilir gibi geliyor. O yüzden şey olarak güzel biz. İşte Hör'ü izleyip üzerine konuşma falan yaptık. Hör'ü değil de Black Mirror izledik. Yani Hör'ü izleyecektik. Şey yaptık. Bir grup bir partisi vardı. Evet, tabii. Orada bu Black Mirror üzerine bir konuşma. Hadi ya. Kaçırmış. Ah, anladım. Ben de tekrar. Şu süreç başladığından beri maillerini okumadığım için ondan kaçırdığım bir şey geldi. Özgen Berk olmuş partisi. Muhteşem. Ben oradan çok beslendim. Buyurun. Evet, bir tane sistem var ama pek yazmıyorum çalışmalarımı. Bagaj bantamı. Twitter'dan duyuruyorum bazen. Bilmiyorum. Bir robot yapayım. Yok, bagaj bantama yazmam lazım. Benim hatam. Şu videoyu falan duyup oradan yazıp biraz geç yapıyorum. Twitter'dan ama mutlaka bir şekilde duyuruyorum yani. Şey çıkacağı zaman. Aşağı yukarı öyle. Deniz Yılmaz'ın çalışmanı takip ediyorsanız Facebook sayfası duracak. Ve yönetmeyeceğim. Yani içeride neler bilmiyorum ama bir şekilde onu devam ettireceğim. O sayfa yaşayacak ve onu artık server'a bağlayıp kendi düzenli olarak şey etmesini sağlayacağım. Bir sezon muhtemelen herkes delirip sayfadan notifikasyonları kapatıp kaçacak diye tahmin ediyorum. Bakalım kaç tane gerçek seviyeli çıkacak falan bilmiyorum. Evet, teşekkürler. Şiirleri alabilirsiniz. İstediğiniz gibi. Random daha anlamlı olur galiba. Güne özel olarak ama.